tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Yani güneş doğmasa da olur, senin ışığın yeter. Ben daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şu an çok merak ediyorum bu kim. Gerçekten bu haftanın sonunda buldum. Kim olduğunu arkadaşlara verdim. Senden de şüphelenmiyor değilim ha? Benden. Bilmiyorum yani. Ben artık kesin olarak Melek'ten şüpheleniyorum yazdığı notu. Evet, açıklıyorum. Evet, artık heyecanla beni dinleyin. Açıklıyorum. Bugün kim maske saç için? Saç uzatma maskesi. Farklı bir şey var içinde. Farklı olan net bu şekilde göstereceğim size. Sıvısı bu şekilde olacak. Boynuzum nerede? Yapmadım boynuz. Ama neden? Yapmadım, istemiyorum boynuzu. Ama neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor? Yapmıyorum, bugün de yapmıyorum. Boynuz, hayır, ama boynuz. Küçücük bir şey istedim sizden. Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Yapmıyorum. Daha güzel bir saç yaptım, bakarsınız. Ya daha güzel bir saç yapmıyorsunuz işte, sorun burada. Sorun burada ki siz kötü bir saç yapıyorsunuz. Ah, gözüme girdi, gözüme girdi. Tamam kuzum. Gözüme girdi ya. Aç bir gözünü be, aç gözünü. Ya gözüm yanıyor şu anda ya. Gözüne girdi. Kirpik yapıştırıcısı. Of 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 of. Şu arkada gördüğünüz 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi buradaki takımlardan hangisi olacak? En yüksek puanı kim alacak? Çok farklı bir konsept oldu. Yani pırıltılar olmasa günlük makyaj. Hiç alakası yok. Ya sen böyle çıkar, gerçekten böyle dışarı çıkar mısın sen? Gerçekten ben bugün mutlu olamayacağım herhalde. Özge Hanım çok kolay makyaj olmuş. Almış sürmüş. Bak inan ya, bana seni. Ne bir bak, geçiş var. İnan bana seninkinden kolay değil. Bak i̇nan ne geçiş bak, var bak. Ne kontrast var. Ben orada geçiş var. Yaptım. Senin gibi öyle çizgi atıp bırakmadım ya. Boş konuşma ya. Boş alakası konuşma yok, git işine. Alakası yok. Aranan kan bulundu. Renk 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 renk. Gerçekten rengarenk olmuş makyaj. Eğer benim saçımda renk görmüyorsa benim için bu saç renksiz. Yani gökkuşağının 10 katı fazlası ya. Sence renk var mı burada? Ha? Renk görmüyor musun? Ben görmüyorum, sen görüyor musun? Birinci olup burada duran 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olan takım... Heyecanın ve rekabetin dorukta olduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz efendim. Bugün işte tam da söylediğim gibi heyecanın dorukta olduğu bir gün. Final günü. Herkes ne olacağını çok merak ediyor. Bütün yarışmacılar hafta boyunca, 4 gün boyunca kıyasıya rekabetin içinde oldular, yarıştılar. Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını iddia ettiler ve yaptılar. Alabilecekleri iyi puanları almaya çalıştılar. Bakalım bugün toplanacak puanla beraber en yüksek puanı alıp şurada gördüğünüz nakit 10 bin lira para ödülünün sahibi hangi takım olacak acaba? Biz olabiliriz. Kim bilir? Ya da bence en düşük biz puanı alıp bence aramızdan biz ayrılacak olan takım kim olacak acaba? Onu göreceğiz bugünün sonunda. Tabii ki biz yani. Artık belli olacak bu. Çok iyi hazırlandık. 2 birincilik ve 2 tane sonuncu aldık. Bugün enerji müthiş yüksek. Arkadaşlar bilmiyorum yani haftaya kimi böyle tezgahına şey bırakacağım masasına. Bence biz seriye bağladık. Geçen hafta da birincilik, bu hafta da birinci olarak devam edeceğiz. Tabii. Öyle mi dersiniz? Evet. Bu hafta biz İşte daha bu bugün belli olacak. Bu heyecanlı bekleyiş hafta boyunca yapılan yarışlarla beraber bu heyecanlı bekleyişin finali bugün belli olacak. Bakalım kazanan, kaybeden kim olacak? Göreceğiz hep beraber. Modellerimizi almaya başlayalım yavaş yavaş isterseniz. O zaman ilk modelimiz gelsin. Seda. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Seda hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Özge Hanım. Merhaba.
Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Senin için zorlayıcı bir hafta olmadı galiba. Çok en rahat modellerden biri sendin. Genellikle hep memnun olandın. Evet, benim için gerçekten güzel bir hafta Özellikle oldu. Boyadan sonra da, ki boya her zaman en kritik gündür. Boyadan sonra da gayet memnunum hayatından. Evet, çünkü tam istediğim gibi oldu. O yüzden kuaförüme tekrardan teşekkür ediyorum. Harika. Bakalım bugün yapılacak olanlardan memnun kalacak mısın? Hep beraber göreceğiz. Umarım. Teşekkür. O zaman senin yerini alalım lütfen. İkinci modelimiz Demet geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk, merhabalar. Senin zevkine uygun giyindim ben bugün. Kırmızı Harika. Seviyorsun. Çok teşekkür kırmızı ediyorum. Giyindim. Her tarafım kırmızı oldu zaten. Saçlar, evet. Kıyafetler, mutluyum. Nasılsın? Çok şükür, sizlere sormalı. İyiyim. Gayet iyiyiz biz de. Bugün artık son gün. Sizlerle vedalaşacağız. Evet. Son günümüz. Bakalım. Evet, bakalım bu son günde istediklerinizi de gerçekleştirebilecek mi sizin takımınız? Dün çok mutluydum. İnşallah bugün de mutlu olacağıma inanıyorum. Göreceğiz bakalım. O zaman sizi de takımınızın yanına alalım. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Üçüncü takımın modeli Emine geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurbanların sensin, sensin. Seviyorsun dans etmeyi Emine. Kesinlikle çok seviyorum. Evde de böyle açıp açıp dans ediyor musun? Tabii. Hani nasıl tepeyirim? Müzikleri ya. Horonları tepeyirim, doğaçlama dans ediyorum. Sadece horon mu tepiyorsun? Hayır. Neler yapıyorsun? Doğaçlama danslar yapıyorum, koreografilerim var. Onları sergiliyorum kendimce. Koreografin mi var senin? E o zaman bugün belki bir parça gösterirsin bize. Neden olmasın? Bilmiyorum. Belki. Yani. Bir müzikle. Yani olabilir. Olabilir. Belki kendini beğenirsen kendini belki mutluluktan yapabilirsin öyle bir şey. Tabii belki, yani o şey yaparız. Göreceğiz. Göreceğiz. Tamam, peki. Bakalım bugün seni neler bekliyor diğer modeller gibi, göreceğiz. Mutlu olacak mısın? Güzel puanlar verecek misin? Hep beraber göreceğiz. Evet. Alalım seni takımın yanına. Huzurum, hoş geldin. Gel. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ve son modelimiz Melek geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurbanların sensin. Hoş geldin Melek. Hoş buldum, merhaba. Hafta boyunca pek mutlu olamadın. Evet, öyle oldu biraz. Bugün yakalar mısın belki mutluluğu, ama her ne olursa olsun saçım bu renk olduğu için mutlu olmayacağım mı diyorsun mesela? Ya bugün mutlu olabileceğimi birazcık da olsa düşünüyorum, bakalım. Ya öyle hissettim içimden, öyle bir. Hadi bakalım. İsmi var, bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Ben kaç gündür soracağım atlıyorum. Şu İsmihan'la, pardon, Mehmet kimdir? Şöyle söyleyeyim, ben ilk doğumumu Melek olarak yaptırmıştım kendi ismimi temsil ettiği için. Evdekiler bayağı caz yapmaya başladı, neden yaptın, şöyleydi böyleydi. Ben de biraz şeytanlık yapayım dedim. Hemen onların isimlerini yazdırdım. Şu an hiçbir şekilde dövmelerime karışmıyorlar. Hatta bir 5., 6. de yaptırabilirim yani. Kim onlar? Annem ve babam. Ya. Evet. İsmihan diye bir yarışmacımız da vardı. Kulaklar çınlasın. İsmihan ismi enteresan. İlk kez o zaman duymuştum. Şu an ikinci. Türkmenler, annem Türkmen olduğu için Türkmenler'de oradan geçen. Geliyor. Evet. Harika. İyi, peki bakalım bugün sen mutlu olabilecek misin, ki öyle olacağını hissediyormuş. Evet. Hep beraber göreceğiz. Seni de lütfen eşlik ettiğin evet. takımın yanına alalım. Bütün modellerimiz bugün sonuncu kez eşlik edecekler bu takımlara. Bakalım bugün kim kazanacak? Göreceğiz. Özge Hanım. Evet. Şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz Necati'ye sürekli şeyler geliyordu. Evet, her gün mektup geliyordu. Necati geldi mi bugün de? Özge Hanım çok garip, bugün de geldi. Allah Allah. Ben artık çok heyecanlanmaya başladım önce bir, bugün. Önce bir dinleyelim bakalım ne diyor mektup. Haftanın son günü. İnşallah ismi yazıyordur. Güneş doğmasa da olur, senin ışığın yeter. Oh. Ben. Kapatın gidiyoruz. Hadi. Güneş doğmasa yani. Da olur, senin ışığın yeter falan. Ben düştüm artık. Yani güneş doğmasa da olur, senin ışığın yeter. Ben daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şu an çok merak ediyorum, bu kim? Bir zahmet. Gerçekten çok merak yani, et yani. Aşk olsun. Daha önce hiç böyle bir fanım olmamıştı.
Ya güneş olmasa da olur, senin ışın yeter diyormuş. Peki Ferit, sen bir şey söyleyecektin. Arıyordun kimi olabilir evet, acaba Özge bu şey diye. İsmi yok. İsim yok değil mi? Yok. Söyledin biraz önce evet. Özge Hanım, ben buldum o kişiyi. Buldun mu? Evet buldum. Gerçekten bu haftanın sonunda buldum. Kim olduğunu arkadaşlara verdim. Nasıl yani, verdin? Kaydettim, kameraya kaydettim. Videoladım, arkadaşlara teslim ettim. Ben söylemeyeceğim, sorumluluk sizin. Siz ister yayınlayın, ister yayınlamayın. Tamam, bu arkadaşlara videoyu verdiniz mi? Verdim. Tamam, ama o zaman onlar videoyu hazırlayacaklardır yani. Mutlaka. Puanlama esnasında videoyu da görürüz. Böylece bizim merakımız da gider. Bakalım bu notları vallahi bırakan kişi kim? O ana kadar heyecandan ölürüm ben. Kim oldu? Şimdi çıkacak. Şu anda rejide video ve Necati sonuçta o videoyu hazırlamak durumundalar. Nasıl? Yayına. Kendini şu an korkmaya başladım. Bak. Merak etmeyin, en azından hiçbir şey olmayabilirdi. Ferit, sen nasıl becerdin bu işi bilmiyorum ama. Özge Hanım, ben taktım mı takarım yani. Çok heyecanlıyım şu an gerçekten. Burada yakalamış. Yakaladım. Biraz ne? Yazarken mi yakaladın? Nasıl yakaladın? Yazarken de yakaladım, bırakırken de yakaladım. Kaydettim. Bravo. Çok iyi bir ajan kaydettim. Çıktı aramızdan. Peki, peki, peki. Madem öyle dediğim gibi arkadaşlar da ise video. Onlar videoyu hazırlayacaklardır ve puanlama esnasında hep beraber artık kim olduğunu öğrenmiş olacağız böylece Necati'cim. Çok heyecanlı. Merak etme. Ya şu an birinci olmaktan daha çok heyecanlandım. Geçen gün Emina bize çok güzel bir yüz maskesi tarifi vermişti. Botoks etkisi yaratan ve düzenli yapıldığında bu etkinin sürekliliği olacağını söylemişti. Bugün de bir maske var ama fakat bugünkü maske saç için saç uzatma maskesi. Nedir bu Emina? Nedir bu? Bu farklı bir... Doğal bir ürün, tekrar söylüyorum. Gene doğallıktan yanayız. Bu farklı bir şey var içinde. Farklı olan ne? Tarçın. Yani herkesin bilmediği bir olay tarçın. Tarçın inanılmaz bu konuda hücre yenileyici. Hücre yenileyici özelliği olduğu için zeytinyağının zaten faydalarını biliyoruz. Aynı zamanda da bal. Bal da bir protein, vitamin veriyor aynı şekilde. Zeytinyağına bir kaşık, şöyle söyleyeyim ben size, 4 kaşık zeytinyağı. Tatlı kaşığı, çorba kaşığı. Tatlı kaşığı balımızı koyuyoruz tekrar. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı da tarçını birleştirip, şöyle yapayım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, doğru mu? Evet. Basit. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı tarçını karıştırıyor. Bu şekilde karıştırdık. Temiz saça uyguluyoruz kesinlikle. Tamam. Hafif nemi alınmış. Saç diplerini yani uyguluyoruz. Hafif nemi alınmış, kurumuş, biraz nemi alınmış şekilde Özge Hanım. Bu şekilde göstereceğim size. Sıvısı bu şekilde olacak. Bayağı sıvı. Evet evet, bayağı sıvı. Yani zaten biraz tabii tarçınla bal sebebiyle karıştığı zaman saçın diplerine iyice yedireceksiniz. 15 dakika masaj yapıp bunu yarım saat bekletip tekrar şampuan yardımıyla saçımızı arındıracağız. Evet. Peki bu haftada bir, haftada iki, 2 haftada bir nasıl uygulanmalı? Haftada bir kere yapılsa mutlaka sonuca ulaşacaklar. Bir sonu var mı yoksa her haftada haftada bir mi? Yani 1 ay boyunca, 2 ay boyunca mı? Şöyle ilk 6 ay bunun kesinlikle ay, hani kremlerde olduğu gibi her şekilde uygulanması şart. 6 aydan sonra artık siz isterseniz ayda bir kere yapın, 2 haftada bir kere yapın. O tamamen size kalmış bir şey. Evet, böyle teşekkür ediyoruz Emina. Rica ederim. Böyle faydalı bilgiler her zaman işimizi görebiliyor. Evde yapılabilmesi basit, uygun, güzel maskeler. Hepsi doğal. Bildiğiniz alerjiniz yoksa hepinizin kullanabileceği şeyler. Güzel bir maske. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Buyurun. Özge Hanım, pazartesi günü eğer elenmezsek evde nasıl mor şampuan yapılır onu göstereceğim. Mor şampuan mı? Evet. Evde kuaförler de öğrensinler. Kendi salonlarında yapabilirler. Yani burada hazırlayacağım. Daha yaş almış hanımlarda beyaz bırakınca sarı sarı oluyor ya. Böyle sararıyor sanki. İşte onları da alıyor. Daha grimsi yapıyor. Peki, eğer onu hala burada olmayı başarabilirseniz o zaman önümüzdeki hafta bu tarifi alırız. Yıllardır salonumda kullanıyorum. Kendim yapıyorum. Neyse, bu hafta ilersen ben anlatırım.
Biliyorum zaten. O giderse de sen anlatırsın. Ben anlatırım, önemli. Peki. Ben sana mesaj olarak yazarım, anlatırsın. Bilenler bilmeyenlere anlatsın efendim. Madem öyle, artık yarışmamıza başlayabiliriz. Şimdi sıra geldi final günündeki konseptimizi açıklamaya. Bugün sizler için bir isim verdik konseptimize. Adı Rengarenk. Rengarenk saçlar ve rengarenk makyajlar istiyoruz sizden. Tamam. Biz zaten bu tarzı Spray, insanız. Bizim kategori. Evet. Spray kullanımında çok akabilme ihtimali olduğunu düşündüğümüz için birazcık daha fazlaca zaman tanıdık sizlere kuaförler olarak. 45 dakika süre tanıdık. Yoksa normalde spreyi sıktığın zaman hani hakikaten çok hızlı yapılabilecek bir şey belki ama düzgün ve istediğiniz gibi şey saç modelleri elde edebilmeniz adına size 45 dakika süre tanıyoruz bunun için. Makyaj için de aslında her zaman olduğu gibi 25 dakika süreniz var. Ki 20 oluyor normalde, 25 dakika. O da rengarenk makyaj yapabilmeniz adına. Bu arada sadece renk istiyoruz sizden. Ekstra başka bir çabaya girmenize gerek yok. Ama baktınız ki süre yetti ve arttı. İstediğiniz modeli de verebilirsiniz saça. O zaman hemen yarış başlasın. Siz güzel makyözler lütfen bekleme odasına doğru hızla ilerlerken kuaför arkadaşların 45 dakikalık süresi için geri sayımı başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve yarış başlasın. Sanatsal bir çalışma yapıyorum. Renklerin efendisiyim ben. Bulduğun her boyayı saçıma sıkıyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Umarım güzel bir şey yaparsın yani. Duvar yazısı yazmayacaksınız, saç boyası yapacaksınız. Bu sanattır, özgür çalışılır. Özgür çalışılır, yani bana duvar boyuyormuşsunuz gibi geldi. Nasıl gidiyor, bugün memnunsun herhalde. Yo, artık alıştım. Yani kendimi öyle bıraktım, saldım yani. Daha ne kadar kötü olabilir bilmiyorum. Evet. Bu sprey boyalar saça zarar veriyor mu? Saça zarar vermiyor. Yıkanana kadar. Yıkanınca akıyor. Koyu saçlarını ne renk attırıyorsan aralara birkaç tane açığı nasıl belli oluyorsa. Mesela bordo veya bir turkuaz, mavi nasıl patlayan renkleri kullanırsan daha çok o rengi görebilirsin görsel olarak. Bunlar metalik ve canlı durur. Normal boya gibi durmaz. Özellikle sarının içinde daha iyi patlar. Mesela benim tenime göre hangi spreyler gitmesi gerekiyor? Daha çok pembe, mor, bu tonları kullanmak istiyorum. Sarı da olabilir. Pembe, İçine mor, biraz turkuazlar katabiliriz. Açık bir ten rengin var. Zaten evet. Böyle koyu spreyler değil, daha çok açık ten rengine uygun. Nasıl mavi olabilir, pembe olabilir, mor olabilir. Daha böyle canlı renkler, rengarenk. Zaten gözlerinin rengiyle bütünleşince her zamanki gibi çok güzel olacaksın. Saçı da böyle bak yandan hiç bir model yapmadık sana. Bana saçı yakışır mı ama? Bak işte yakışıyor zaten ya şimdi kaba taslak bir bak. Ha şuram da var benim bir de. Tabii burayı da kaldıracağız. Ondan sonra başlayacağız boyamaya. Ondan sonra boyayacağız. Buradaki renk avantajımız da var. Avantajımızla devam edeceğiz. Şöyle göstereceğim arkası. Arkaları düz mü kalsın da argalı mı yapalım? Arkaları düz bırakırız. Örgü yaparız. Bir şekilde bir şey, arkayı da renklendirmesi de bırakacağım. Güçlü. Ama tepeyi topluyorsunuz arkayı düz bırakacağız ve düz yani biraz uyumlu da olması lazım. Tamam arkayı da size bırakıyorum artık. Ben sadece şöyle boynunuzda istedim bir dile geçiyorum. Yani güzel olacağından eminim. Boynunuz istiyorsunuz. Evet. Şöyle. Allah Allah. Çok garip şeyler dönüyor yani. Siz çözemiyorum. Renginizi yani değiştirdim. Şey tabiatınız bozuldu. Evet öyle oldu biraz. Gerçekten. Sanatsal bir çalışma yapıyorum. Renklerin efendisiyim ben. Ramazan Bey, hangi renkleri yapacaksın? Bugün serbest çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bence hiç yapma, zaten renkli. Değil mi? Biraz oynayacağım. Yani. Rengarenk yapacağım bugün. Bayılıyorum renklere. Rengarenk saçlara hazır mısın Necati? Modelim hazır oldu. Biraz mor, hafif morluk görüyorum şu anda. Tabii sadece benim rengim bu. Bu kadarcık değil herhalde. Gözlerinin rengi çok güzel olduğu için ben sadece. Bu kadar mı yapacaksın? Rengarenk dedik. Daha 34 dakikan var.
Bence bak bu tüyomu unutma. Burada bu anlamaya çıktığında Özge söylemişti dersin. Çok az yapmasaydım keşke dinleseydim. Tamam siz dinleyeceğim. Dersin. Çünkü yıkayınca çıkıyor nasıl olsa. İstediğin evet. kadar renk yapabilirsin. Rengarenk diyoruz. Tek renk kullanma. Bak bu iyiliği de unutma. Teşekkür ederim. Bir görsellere bak. Rengarenk. Görüyor musun? Ben etrafa bakmıyorum. Ben. Bakmalısın Necati. Sen önündeki zarfa kadar bakıyorsun. Daha çok bak etrafına. Peki tamam, bir şey soracağım Necati. Bu sprey boyaları kullanmak saça zarar veriyor mu? Ya da şimdi, şöyle, bunu saçın dibine de kullanabiliyor muyuz zararsızsa? Şöyle ister istemez saça zarar, sıfır zarar diyemeyiz. Çünkü sonuçta bir kimyasal olmadan bu renk vermez. O yüzden sordum evet. Aynen. Ama şu an çok geliştiği için bunlar minimum zarar diyoruz. Yıkanınca geçiyor. Herhangi bir kalıcı etki yaratmıyor saçta. Yani yıkanınca gidiyor. Daha öncesinde daha böyle farklı şeyler vardı. Onlar bayağı zarar veriyordu. Ben tavsiye etmiyordum. Ama şu an yeni çıkan boyalarda bu tarz şeyler olmuyor. Ferit Bey, benim gibi boyaya başlamamışsınız halen. Başlamadım. Evet, Ferit Bey önce şekil veriyorum diyor. Öyle mi? Evet. Dikkat edin vakitiniz geçmesin. Hemen taktiğimi söylediniz önce şekil veriyorum. Hayır öyle bir şey demedim. Yok. Önce şekil vermeyi tercih ediyor dedim. Tamam. Yoksa tuttuğunuz takım mıdır? Şimdi mankenim Fener'i tutuyormuş. Ben Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe taraftarıyım. Biraz orada... Yavaş yapıyorum. Bir de buradan kavga çıkar sonra. Aman Allah'ım. Dur. Tabii ben şu an çok merak ediyorum. Ama ben mesela en aşağı 3-4 renk isterim tabii, kafamda. Hani minimum. Boya bitti mi? Bitmedi daha. Tabanla boyadım ki sonra geçeceğim üstlerine. Anladım yalnız bir şey diyeceğim. Bulduğun her boyayı saçıma sıkıyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Tabii. Umarım güzel bir şey yaparsın yani. 30 dakika süreniz kaldı. 15 dakikayı geride bıraktınız. Bakmak istiyorsanız modellerimiz son kez aynalara bakın. Ve sonra lütfen çekmeceye kaldırın. Tarz çalışma hem benim hem canın işi. Ve benim de tarzım ama. Evet. Lütfen. Evet bir de o var evet. Yani üçü bir arada. Yani sen gerçekten çok enteresan bir kadınsın. Yani hem motor kullanıyorsun hem pazarcısın hem rengarenksin. Yani gerçekten farklı. Peki bir şey soracağım. Bu saça zararlı mı mesela? Hayır hiçbir zararı yok. Yani her gün yapılabilir. Tabii. Evet ama gözükecek mi yani? Ya o gözükür mü? İmkanım var. Ben bunu şimdi alttaki ve üstteki saçları saracağım. Anladın mı? Emine Hanım siz ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyoruz? Mutfak önlüğünü de geçirmişsiniz üstünüze. Rica ederim lütfen. Allah Allah. Bu yemek... çok özel bir müşterim yaptırdı bana. Yemek programı değil burası. Kuaför yarışması. Nasıl? Yemek programı değil kuaför yarışması. Sana da bir tane yaptıracağım. Ben o renkleri kıskanıyorsun. Kullanmam. Ramazan Bey. Efendim. Bak kaçak dövüş yapıyor hiç ses çıkarmıyorsun. En azından tabii boş konuşmuyorum. O her zaman bak. Öyle zaten. Konu boş konuşmuyorum. Sadece işi bitirecek. Bizi oyalayacak. Kaçak dövüşçüleri hiç sevmem. Evet, evet. Biz burada mücadele verelim. Senin verdiğin mücadele anca çene. Anca çene. Sen ne yapıyorsun Ferit? Çene yapıyoruz. Hani ne yaptığını bilmiyor kendini. Hayır, ne yaptığımı biliyorum. Konuşarak rakiplerimizi de enerjisini düşürmeye çalışıyoruz. Sen o arada şey yapıyorsun. Bu arada Necati'ciğim, sevgili Kıvırcık Küçük Asistan. Şey ne olur, bugün kim gider? Bunu sormana gerek yok. Niye Allah niye çırak ustayı gönderecek? Beni mi ben mi giderim yani? Sen zaten fazla bile. Ben durdun. Giderim o gider arkamda tıntın eder sensin o işte. Tescilli güzel. Efendim canım benim. Olacaksın rengarenk. Rengarenk olacağım. Hayatınızı da renklendireceğim. Benim karakterim renkli. Ama siz ruhsuzsunuz. Evet yaşın gereği çok gençsin. Evet gencim. Ferit. Ferit. Efendim. Siz işinize bakar mısınız Can Bey? 20 dakikam var da. Yani bir yüzüme sıkmadığın kalmıştı. Yüzüme de sıktın ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi ya, yani yüzüm. Yüzünü sıkmadım yani... hayatım. Dipten geliyor şu anda o.
Ya deseydin keşke başına böyle eğ diye. Ben de ona göre eğerdim ya. Evet, keşke deseydim değil mi? Melek, nasıl gidiyor? Bugün memnunsun herhalde. Yo, artık alıştım. Yani kendimi öyle bıraktım, saldım yani. Daha ne kadar kötü olabilir yani bilmiyorum. Mutlu değilsin şu an. Yani mutsuz olabilirim de bunu dile getirerek burada üzülüp ağlayarak da bunu size şey yapamam yani. Eğlendiremem, o yüzden her zamanki gibi dik durmayı tercih ediyorum. Ha, şey. Yani bundan fazla daha kötüsü olamaz herhalde. En azından eve gittim de yıkayabileceğim bir saç. Boynuzum nerede? Yapmadım boynuz. Ama neden? Yapmadım, istemiyorum boynuz. Ama neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor? Ya yapmıyorum, bugün de yapmıyorum. Boynuz, hayır, ama boynuz... küçücük bir şey istedim sizden. Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Yapmıyorum. Ya şurada sadece bir detay istiyorum dedim. Hani gotik bir tarz yakalamaya çalışıyoruz. Tatlı olabileceğini söyledim. Bana yapacağım deyip dile getiriyorsunuz. Sonra vazgeçtim. Bunu koyacaktım. Boynuz buzsuz olmaz. Vazgeçtim. Ha, nasıl buzsuz olmuyor? Ben kendim... Daha güzel bir saç yaptım. Bakarsınız. Ya daha güzel bir saç yapmıyorsunuz. İşte sorun burada. Sorun burada ki siz kötü bir saç yapıyorsunuz. Ya yani benim zevkime hitap eden bir saç yapmıyorsunuz. Sizin zevkiniz yok ki zaten. Ben sizin de o yüzden vazgeçtim. Oo, ne dedi? Bak, ödümü bak, kopardın Can. Ani tepkiler. Ben hayalimi gerçekleştireyim de. Bu saçın renkte. Neresi hayali ya? Ya bir saniye bekleyin. Bitsin mi? Düz kırmızı saçı bir saçı. Saçı görüyor musunuz? Görmüyorum saçı... ama siz kırmızı düz bir saçı hayal diyorsunuz. Kırmızı hayal dünyanız saç bu kadar mı ben, küçük? Benim hayal dünyamı siz boğulursunuz lütfen. Hayal dünyanız kırmızı bir renk kadar basit, renk kadar küçük sizin. Sadece tek renk kadar basit. Ya siz kırmızıyı kaldıramadınız. Ben birkaç daha renk yapsam bayılırdınız burada ya. Vallahi konferin sana nasıl dayanıyor ben hayret ediyorum ha. Senin İnan hayret ediyorum. Sana dayanıyorsa benimkisi de bana dayanır yani gayet. Yani sen hayat eşini bulma ya, tek yaşa. Sen, canım senin herhalde burada bir şeyin var. Bizden başkasına odaklanamıyorsun. Bak orada farklı masalar da var. Onları da dinleyebilirsin. Mau. Kedilerle yaşa. Mau. Ay, hepsi birbirini yiyor. Ferit, Ferit. Turuncu, turuncu. Turuncu yok ki. Gerek var. Yok. Turuncu. Orada. Atayım, tamam var. Turuncu atayım. Ferit. Atsana. Evet. Turuncu orada. Ben mi söyleyeceğim ya? Her şeyi ben söyleyeceğim. Sen yine çok sinirliyim. Bir boynuz istedim, yapmadınız ya. Şurada bir yuvarlak bir top bir şey istedim. Hepsi bu yani. Hoş olmayacaktı. Neden hoş olmasın? Başka bir şey aklıma geldi. Şu an başka bir şeyimle çok merak ediyorum. Söyler misiniz? Ne yaptınız? Söylesem de anlamayacaksınız. Anlarım, siz söyleyin. Arkaya şık bir ense topuzu yaptım size. Ense topuzu bana hiç yakışmaz. Size ne yakışıyor ki zaten? Size göre hiçbir şey yakışmıyor. Son 10 dakika. Bütün işlemleri tamamlamanız için son 10 dakikanız. Yani şu arkadaşların rengi gibi ölü bir renk yok değil mi bizde? Benim saçlarımda. Hayır. Çünkü hepsininki ölü bir renk. Bir canlı renk. Canlı renk yapan tek kişi şu an Ferit Bey. Onun saçı koyu. Anladın mı? Onun saçı koyu olduğu için daha canlı patlatır. Anladın mı? Benim? Bizim saçımız kırmızı. Canım çıkıyor bak renk yapacağım diye. Demet. Ben artık kesin olarak Melek'ten şüpheleniyorum yazdığı notu. Anlamadım. Neyi benden şüpheleniyorsun? Notu. Seninki baş. Bak şimdi bak. Sanki meyve kokteyli yapıyor. Ben de not yazmak. Yani ben aşk hayatına kendini kapatan bir insanım. Benden şüphelenme bence sen. Yani... Hep öyle diyenlerden korkacaksın aslında. Yani ben bir kuaför atıyorum ya da aynı ortamda arkadaş ilişkisi ya da iş arkadaşın olur. Onlar arasındaki bir ilişki, sevgililik durumu bana göre değil. Yani bu ortamdan tanıdığım biriyle ben peki, öyle bir şey düşünmem. Bir şey söyleyeceğim. Kuaförlerin neyi var? Kuaförlerin neyi var anlamadım. Hayır, burası bir program. Burada aşk mı yaşayacaksınız? Varsayalım. Biz burada aşk yaşamıyoruz zaten biz burada. Tamam, ben varsayalım ki hani diyor ya ben yazıyormuşum notları. Yanlış hanım, ben sana not yazmam. Ah ah ah. Dur. Bekle. Ay çok acıttın ama ya. Tamam, yemin ederim tamam. Çok acıttın ya. Niye bu kadar atarlandın ya? Atarlanırım çünkü yapmadığım şeyler üzerinden suçlanınca ben sinirleniyorum ve geriliyorum normal olarak. Ya bu kötü bir şey değil sonuçta yani, etkilenebilirsin insanlar. Ya canım, ben kendimi kontrol edebilen bir insanım. Siz tabii kendinize yaşınız gereği ya da bilmiyorum insanların akıl yaşı da önemli ya, hani kontrol edemediğiniz için herkes kendiniz gibi zannediyorsunuz. Ben öyle değilim. Teşekkürler. Ben burada kötü bir şey olduğunu görmüyorum açıkçası. Dinlemiyorum yani seni, birbirinden hoşlanması seni. Ya da birbirine güzel duygular beslemesi gayet hoş bir şey. Umurumda değilsin.
Modele lütfen, bir kırmızı yaptım. Lütfen kuaförünle ilgilenir misin benimle ilgilenmek yerine? Arkadaşlar. Bazen belki sonuçlar çıkar saçlarınla alakalı. Evet benim saçlarımın her zaman güzel sonuçlar çıkıyor. Tamam canım bir dört tamam. Oldu o zaman görüşürüz. Son 5 dakikanız. Seda sana bir soru sormak istiyorum merak ediyorum. Senin hiç fikrini almadım bu konuda. Aldık toplu aldık ama sence bu şeyi kim yazmış olabilir? Notları şeye, mı? Notları. Necati kim yazmış olabilir? Bence bizim model yazıyor. Neden ama? Yani ilgi duymuş olabilir. Ama Necati her modeliyle flörtleşiyor. Ama bence bu sefer biraz farklı. Yani çünkü Necati'nin yaptığı bütün saçlardan memnun. Bence Necati buraya saç yapmaya gelmedi. Ne tamamen gönül yani? İlişkisi için burada. Ama çıkardığı işleri görürsen. Yani benim olma ihtimalim yok. Ya ben ilk başta bir saniye yeter de tamam da yeter vıdı vıdı vallahi kulağım artık. Tabii konuş konuşalım. Vallahi durdu bir tamam konuş. Bir müsaade et bize de yalvarırım ya. Tabii buyur dinliyorum. Ben şeyden ilk başta şüphelendim. Sevda'dan şüphelendim böyle bakışlarıydı falandı fistandı. Ondan şüphelendim biraz. Sonra Mele'ye bakınca böyle bir ara bakışlarını yakaladım. Evet arkadaşlar ben açıklıyorum. Açıklayın lütfen. Neyi açıklıyorsun? Hani video? Ajan. Açıklayacak mısın? Evet açıklıyorum. Biz de kurtaralım. Evet, evet artık heyecanla beni dinleyin. Açıklıyorum. Saçım bitti. Açıkladım. Tebrik ediyoruz. 3 dakika kala Ferit saçı bitirmiş oldu bile zaten. Hızlı sizin de son 3 dakikanız. Tamam ona gerek yok artık. Yok ben göstermek istemiyorum. Tamam. İnşallah sen çıkarsın da bu söylediklerin hepsini İnşallah sana iade edeceğim. İnşallah sen çıkarsın da ben de sana ne gülerim ya. Bir de bakıyorsun da Derya çıkıyor. Gerçekten sana ciddi anlamda büyük güleceğim. Bayağı güleceğim. Senden de şüphelenmiyor değilim ha. Benden. Ya sen bilmiyorum yani. Yani. Oralara da bir gidiyorum, geliyorum. Tövbe estağfurullah. Bilemiyorum yani. Ramazan Bey, ne yapıyorsunuz orada? Renk çalışması yapıyorum. Duvar yazısı yazmayacaksınız, saç boyası yapacaksınız. Bu sanattır, özgür çalışılır. Özgür bilmiyor musun? Özgür yani bana duvar boyuyormuşsunuz gibi geldi. Ya ben hayallerimi yansıtıyorum saça. Bak modelim bile nasıl bakıyor ya saça. Yani evet nasıl aşk bakıyor? Aşk olsun ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hissediyordunuz değil mi içimdeki sanat sevgisini? Özgür ruh. Vallahi tek hissettiğim şey saçımı şu anda ciddi anlamda yandı. Kışın mı böyle ufak şeyler. Bir nasıl göründüğümü çok merak ediyorum. Arka ben planı. Görüyorum önemli değil. Evet işte sorun sizin görmeniz benim göremem ha. Yani Sevda'nın saçları gibi yaşlı gözüküyorsam sorun ciddi demektir. Yani Seda çünkü babaanneme benzedi şu an. Ciddi anlamda saç olarak renk. Efendim? Spray boyalar normal boyalar gibi durmaz. Sen de 15 yaşındaki çocuklara benzedin. Çok ciddiyim böyle sarı sarı. Bilemiyorum. Ya arkadaş ben keşke Özge Hanım ben bu saçı keşke pazarsız boyasaydım ya. Vallahi bana bile ihtiyaç kalmıyor. Herkese yetti bu. Ben de saç yapardım güzelce. Hayır ne yaptın oraya? Kafaya bir şey yapıştırmış gibisin şap diye böyle. Son 1 dakikanız. Sen çözemezsin bunları. Bak sen çözemezsin. Renklere bak. Ben ahenk, yaptığın uyum. Rengi değil de modele saygımdan. Tabii ki siyah bir saçın var. Oyuncak oyna biraz zamanın var. 1 dakika kaldı geriye. Son saniyeler. Acele edin. Bitti. Bu işte en iyisi benim biliyorsunuz. Beni ne yaptın? Bir şey ettim işte. Ne yaptın? Güzel mi topu sen ciddi anlamda? Ya dağınık bir böyle anladın mı? O yüzden güzel. Şimdi şık bir makyajla yıkayacaksın. Ve süreniz doldu. Spreyleri bırakın lütfen. Hemen makyajları buraya doğru hızla alıyorum ve aynı hızla kuaförleri bekleme odasına doğru alıyorum. Ben gideyim siz arkamdan gelin. Ve şu andan itibaren makyajlar için 25 dakikalık süre başladı. Seda Hanım. Efendim Can. Uzaktan bakmak ve sizin makyajını izlemek kadar dünyada bana zevk veren hiçbir şey yok herhalde. Can yok da ben seni anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Beni anlamak zordur ama çok yavaş da anlayabilirsin. Neden anlamıyorsun beni? Neden? Kuaförüm sensin. Sarılar, maviler, yeşiller yani kendimi özgür bırakıyorum bu makyajda. Güzel bir göz, ten gibi bizim, bir makyaj yapacağım. Bizim bölümümüz bu. Rengarenk, evet. Uçuk. Saçtaki renklerin, yani ben kendi fikrimi söyleyeyim tabii ki fikir alışverişi yapalım. Saçtaki bütün tonları yüzümde de istiyorum, gözümde istiyorum özellikle.
kırmızıyı yine olabiliyorsa, uygun görüyorsan rujumu da istiyorum. Hı-hı. Mesela dünkü rujumu İki çok beğendim. İki farklı bir ruj yapacağım. This one, you know that. Check. Pembeden başlamayı düşünüyorum açıkçası. Evet. Fosforlu sarı var, pembeler var. Benim kendi ayrıyeten pigment var mavinin tonunda. Maviyi kullanacağım. Ama ne olur beni öyle paylanço gibi etme. Saçlarım oldu zaten paylanço. Tamam. Suratım da paylanço gibi olmasın. Tamam. Renkli göz makyajı yaptırdın mı canım? Yok yaptırdım ama bu şekilde rengarenk yaptırmadım. Anladım ama. O yüzden renk geçişlerini güzel yapman lazım ki şu göz nerede ne olacağını bilmemiz lazım ki. Ona göre güzel bir şey olsun ki uzun kirpik istiyorum, ilgin olsun mutlaka istiyorum. Tamam canım. Bugün bir taktan başladık. Niye? Başınız ince. Ya işte ben sanatçıyım. Benim makyajımın nereden başlayacağını o an ruh halim belirliyor. O yüzden bugün bu renkte başlamak istedim. Ruj olarak da aslında ruju da farklı bir renk süreceğim. Evet. Mor olabilir. Aa evet, mor ruj gerçekten güzel olabilir. Evet, mor ruj sürelim bence de. Gözünü kapatmasam aşağı bak. Tamam. Şu an yine baz uyguluyorsun sanırım. Aynen öyle. Ne için artık? Sen de biliyorsun ne için. Sonrasında da sarı süreceksin değil mi? Pembeden başlayacağım. Pembeden. Bugün kirpik takmayacağım ama sana. Ama bir tarafı da ne renk olacak şimdi? Kırmızı. Ruh halime soracağım. Bir sorayım, ruh halime şimdi sorayım. Şimdi şuradan bir bakalım mesela. Evet. Oraya da... Buraya kırmızı olsun. Oraya benim kırmızı fikrim. Olur. Hayır. Sizin ama... fikriniz benim için çok önemli. Hayır. Eğer dersen ki yok, hayır olmasın, o ayrı. Evet, bir bakalım. Şu an mesela üç renk kullandık ve ben bunu daha da yoğunlaştıracağım. Evet. Şu an pembe sürdün, sarı, mavi sürdün değil mi? Hı-hı. Bir de mor mu süreceksin? Hı-hı, moru kullanacağım. O moru göz altında kullanmayı düşünüyorum ama. Hı-hı. Başka ne renk uygulayabiliriz peki? Şimdi mesela gözün üstüne turuncu geçeceğim birazcık. Aa, evet, gerçekten turuncu da güzel olabilir. Biraz ben kontrole gideyim. Uzaktan bakacağım. Çok yakına gelemiyorum maalesef. Sen sadece oradan bak. Seda Hanım. Efendim Can. Uzaktan bakmak ve sizin makyajını izlemek kadar dünyada bana zevk veren hiçbir şey yok herhalde. Ama başarıyorsun yani. Can evet. Bu hayırdır? Saadet Hanım. Biraz heyecan yaptınız ama dünden. Umarım güzel makyaj çıkaracaksınız. Bugün size güzel puanlar vermek istiyorum. Köyünüze göndermek istemiyorum. Seda Hanım, bir şey ihtiyacınız var mı bu arada? Can yok da ben seni anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Beni anlamak zordur ama çok yavaş da anlayabilirsin. Neden anlamıyorsun beni? Neden? Bilmiyorum, bu tavırlarını anlayamadım. Senin bu tavırların bir sebebi mi var? Beni anlaman için tüm Meksika dizilerini izlemen lazım. Ben Türk dizileri izliyorum. Agatha Christie'yi bilmen lazım. Agatha Christie'yi bilir Aşağıya, misin? Aşağıya biliyorum evet. Agatha Christie beni buradan... Bakıyorsa makyajımı ona sevgilerimi sunuyorum. Orient Express. Şu an aslında bu rengarenk konsepti yani tam herkesin böyle hayal gücünü konuşturabileceği bir konsept olduğu için bence güzel bir konsept ve sen de aslında ilk defa böyle bir makyaj yaparak hayal gücünü daha da genişletmiş aynen oluyorsun. Aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum. Can ne aldın? Pardon, geri koyayım. Yok hayır, alabilirsin de söyleyebilirsin heyecandan bence. Heyecandan alamadım da beyaz var mı? Oradaki ne görüyorsan onlar var. Evet şu an yapamıyorsun, heyecanlandın ama neyse ben kalsın. Yok heyecanlandım falan yok Can. Oo. Aşağıya. Can Bey beğendi galiba yaptığınız. Can burada beğenir de. Umarım sen sahnedeyken de beğenir. İşine bak Can ya. Senin Seda ile ne işin var ya? Git işine bak. Başarımızı engelleyecek ya. Yani birinciliğe yakınız şurada. Vakitini gidip Seda'nın masada öldürüyor ya. Acaba neden? Yani kulağını çekeceğim diyorum. Zaten kavga ettik. Yani ne güzel iş yapıyoruz. İşini yapacağın Seda'nın masaya gidiyor. Can bugün şov makyajı yapmazsın diyeceğim. Yine yapmaya başlamışsın. Ay aynen takmışın, yine şov makyajı Can. Yine. Ya ne olur başka makyaj yap artık, ne olur ya. Sizlerden bugün rengarenk istedik, hem saçları hem makyajları. Peki siz saçların renklerine uygun bir makyaj mı yapıyorsunuz yoksa bağımsız mı? Ben bağımsız yapıyorum. Ben biraz uyduruyorum. Saça uygun olmayan bir şekilde olmayan renkleri kullanıyorum. Biraz kontrast oluşturuyorum. Saça uygun renklerle yapıyorum. Çünkü renklerin uyumu saçla makyaj beraber bütün olduğu zaman çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak.
Peki. Seda, sen sadelikten yana biri olarak bugün renkleri bonkör kullanabiliyor musun? Evet. Ben hem saça hem de rengarenk olması, yani ortada bir makyaj yapıyorum. Çok saça uygun değil. Yani saça da tabii Necat çok güzel saç yapmış. Ama aynı tonlarını kullanmıyorum tabii ki. Ya bugün Seda farklı bir makyaj yapmayı başarabilecek mi sence? Seda her gün hayır, farklı makyaj yapıyor zaten. Hayır. Hayır, hiç makyaj hayır, yapamıyor ki. Beş gündür yapamıyor. Ya. Başar. Yani şu rengarenk. Dünkü makyajı görme, kalp yapacağım diye kalbi ara bul. Dürbünle mi bakacaksın? Yani yapamadı yani. Benim hemşerim kendisi ama doğru da tektir. Bütün işlemleri tamamlamanız için son 10 dakikanız. Şu ahiri zamanda şu simleri de gördüm ya, tamam. Sanatımı konuşturmak zorundayım, ben eski bir sanatçıyım. Teşekkür ederim. Yakında, akranız herhalde. Yakında Meksika'ya gideceğim inşallah. Orada bir konferansım var. Ah, gözüme girdi, gözüme girdi. Tamam kızım. Gözüme girdi ya. Aç bir gözünü be, aç gözünü. Ya gözüm yanıyor şu anda ya. Gözümün içine girdi ya. Çok tamam, acı, baksana. Tamam. Yukarı ya, bak, yukarı bak. Makyajsın sen ya, niye dikkat... Tamam, yukarı bak, bitti. Gözümün içi acıyor ya. Ha, Pelin, ne oluyor? Yardım edeyim. Pelin. Gel et. Ne oldu? Söyle bana. Başına gelmiyor mu böyle şeyler? Ne oldu? Anlamadım ki. Gözüne girdi. Kirpik yapıştırıcısı. Of, 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 of. Kesinlikle benim başıma hiç gelmedi böyle bir şey. Çünkü çok zararlı bir şey. Çok çünkü takmıyorsun ki. Takmadığın kirpik nasıl zarar verebilir? Ya nasıl zarar vermez Allah aşkına, kirpik yapıştırırsın. Gayet de çok da güzel takıyor. Ya kirpik birazcık büyük olduğu için böyle hatalar olabiliyor bazen. Biraz böyle şey yap. Hava. Aynen yaptım. Canı çok yanacak, çok. Yok, onu da sen gözüme batırsın şimdi. Vallahi gerek yok, ben yaparım. Neden gülüyorsunuz Saadet Hanım? Hoşunuza gitti galiba. Doğru söylüyor. Yani nasıl bir dikkatsizliktir bu? Ha? Nasıl bir dikkatsizliktir? Ne oluyor bunun şey, o yapıştırıcı göze gitti mi? Neyle geçecek? Kör olur abi. Ney? Ne? Acıyor. Ne kör olması ya? Gözünü yapıştırmasın. Ya saçmalıyorsun Allah aşkına. O minnacık değilmiş. Hayır, ilk yardım ne oldu? Öyle belki bir şey yok, ben her gün yapıyorum. Acan ne yaptın öyle? Yine şov makyajı yapmışsın, gerçekten söylüyorum. Şu an kiprik takıyorum gördüğünüz gibi. Yani renkli makyaj değil de zaten hepsi renk benim yani. Için... Kiprik takmak için cımbıza bile gerek yok. O kadar profesyonelleşmişim ben ki artık. Ben de cımbız kullanmıyorum zaten Can. Son 5 dakikanız. 5 dakika sonra bütün işlemlerin bitmiş olması gerekiyor. 5 dakika kaldı. Dudağıma far mı süreceksin? Evet, dudağına far sürüyorum şu an. Mor ruj falan yok mu? Mor rujum var. Ya da mavi olabilir. Şu var. Bence çok güzel bir renk. Bence olabilir. Hı-hı. Yani far, çünkü farı uygularsak şu an çıkma ihtimali var farın. O yüzden mor ruj daha uygun olur değil mi? Rujumu hangi renk yap? Üstüne bunu simlerden mi kullanacaksın? Yok. Yeşilsin kullanacağım. Yeşil yeşil mi kullanacaksın? Hı-hı. Ben dün gördüm, gerçekten çok beğendim. Onu yapmak istiyorum sana. Can, ben kaldırırdım. Rica teşekkür ederim. Can, kendi masana gider misin? İşine bak. Kendi masana git lütfen. Ferit, Can'a niye karışıyorsun? Çocuğun gibi aynı. Ama işini yapsın. Bugün son gün. Sen işini yapıyor zaten. Bu kadar karışma. Ve son 1 dakikanız. 1 dakika sonra her şey sona erecek. 1 dakika. Ve 1 dakikalık sürenizin sonuna geliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz doldu. Çok farklı bir konsept oldu. Ben bu saçta patlayan renk göremiyorum. Her renk var, hiçbir renk yok. Gerçekten ben bugün mutlu olamayacağım herhalde. Bugün sana ben kızıyorum ya.
gotik istemiş. Niye yapmadın? Tam ona yakışan bir modeldi. İki aslında... tane takacaktın. Şeytanlığını gösterecekti yine. Aranan kan bulundu. Can'ın yapabileceği en fazla şey bu. Yani gökkuşağının 10 katı fazlasıyı. Necati'nin saçta renk göremedin de burada rengi nasıl gördü onu merak ediyorum ben. Şimdi adam bayağı bir renk yapmış, onu göremeyen buraya nasıl renk yaptın onu merak... Yani çok garip bir şey oldu. Oo. Sen o bıyık altı gülmeni yakaladın. Senden bence. Öğrendim. Ben senin bıyık altı gülmeni yakaladım. Senden öğrendim. Şimdi en kritik ana doğru yine yaklaşmış durumdayız ama bu sefer en kritik an. Çünkü zaten bugün final günü. O sebeple... Günler içindeki en kritik gün ve en kritik an az sonra bizlerle olacak. Modelleriniz gelecek, yorumlar yapılacak, puanlar verilecek ve artık final. Bakalım şu arkada gördüğünüz 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi buradaki takımlardan hangisi olacak? En yüksek puanı kim alacak? Ve en düşük puanı alıp bugün bu hafta bizlere veda etmek zorunda olan takımda kim olacak acaba? Çok az bir süre kaldı bunu öğrenmeye. O zaman hemen modellerimizi çağırmaya başlayalım. Seda gelsin ilk modelimiz. Ayna kapansın ve Seda kendine baksın. Oldum rengarenk. Şöyle vereyim arka tarafına da bir bak. Rengarenk gününde rengarenk makyaj ve saçla kendini nasıl buldun? Öncelikle çok farklı hissediyorum çünkü normalde hani kimsenin bence yapacağı bir şey değil hani günlük hayatta ya da normalde. O yüzden çok beğendim ve çok farklı bir konsept oldu. Ama konsepte de çok uygun yaptıklarını düşünüyorum. Ben beğendim. Ne diyorsunuz? Tebrik ederim, modeliniz beğenmiş. İyi ki beni dinlemiş misin? Rengarenk gününde rengarenk yaptığın için saçı. Aynen. Kendisi çok ısrar etti açık bırakma konusunda. Ben toplamayı tercih ettim. Arkasında çok güzel bir figür oluşturdum. Peki. Çok da güzel göründü renkli. Bence tam konsepte uygun bir saç oldu. Çok beğendim ben. Yani sprey boya tabii arkada bekleme süresinden dolayı biraz uçmuş. Aslında daha renkliydi. Sprey boyadan uçuculuğu biraz daha fazla olduğu için ister istemez biraz renklerde oynama var. Sen sadece öne birazcık hafif bir mor yapmıştın. Ben de dedim ki sana bu kadarcık mı? Necati daha çok yap bak sonra demişti dersin dedim. Evet. Siz kurtardınız beni. İyi ki yaptın mı? Bence de iyi ki yaptın. Bence iyi ki yaptın. Aksel de rengarenk konseptine uygun olmayabilirdi. Seda? Çok güzel duruyor. Saçına da uyumlu. Ben saçına da hani çok aslında bir tık bağımsız yapayım dedim. Ama daha sonra fikir değiştirip saçına da uyum sağladım. Bence çok güzel duruyor. Harika. Peki sizler karşılıklı memnunsunuz. Bakalım diğer yarışmacılar buna ne diyecek? Ne dersiniz? Nasıl buldunuz Seda'yı? Saçta ben patlayan renk görmüyorum. Yani buradan baktığım zaman bak böyle bir tane renk bir yerde patlayan yok. Mesela bir patlayan tabii, önde renksiz özellikle yaptım zaten. Her yerde renkler var. Patlayan yani bir ağzınla renk... diyorsun rengarenk işte. Tamam rengarenk. Tamam ama da. Ama renk şeyi yok, geçişi yok. Güzel yok. Renkler yok. Ha, yani şurada ne bileyim bu tutamın bir tanesinde bir rengi belirgin isterdim. Belirgin bir renk yok, belirgin. Pembeler koy, net. Kırmızılar koy, yeşiller koy, patlasın. Net bir renk yok, net. Net siz bir renk göremiyorum. Ya? Hani bir yerde net bir tane renk yok. Tamam, şöyle. Aynen. Şu da bu renk dediğim bir renk yok. Tabii, hepsinden her yerde o var. O zaten sen siyah görüyorsun. Sadece evet. Sadece burada hanımefendi güzel. Yani onu kullanıyorsunuz. Zaten hanımefendi ne yapsanız beğenecek. Tabii şimdi o, bunun arkasındasın. Ama bir şey daha geçen soracağım. Hafta onlar birinci yaptı. Bu hafta onun arkasındasın. Hadi hadi. Arkadaş görünen köy kılavuz istemez. Ben bu saçta patlayan renk göremiyorum. Her renk var, hiçbir renk yok. Makyajı nasıl buldun Can? Yani daha başarılı olabilirdi. Renk çok fazla patlayan renkleri görmek isterdim. Güzel.
ama daha güzel olabilirdi. Yavaş yavaş daha kendini geliştireceksin. Haftalarca burada kalırsın umarım. Ben yeterince kendimi geliştirdim. Sana bakarak bir şey öğreneceğimi zannetmiyorum Can. Eğer doğru düzgün yorum yaparsan bana sana hak verebilirim ama şu an sana kesinlikle. Ben gayet güzel yorum yaptım ve size kırgınım da bu arada. Neden kırgınsın Can bana? Güzel makyaj yapabilirsin. Daha iyisini yapabilirsin. Ha, neden kırgın olduğunu söylesene. Ya bugün Can'ın dedesini de sizle tanıştıracaksın ve bundan da vazgeçtim. Yani siz anlayın ben artık. Ben buna gerçekten çok üzüldüm Can. Ne yapacağımı yani bilemiyorum şu an. O sizin seçiminiz. Bu kadar fazla yorum yapmaya gerek yok. Patlayabilirdi, patlamamış. Peki. Siz nasıl buldunuz? Emeğine sağlık önce. Şimdi ben şeye çok dikkat edecektim. Onu görmek istedim, gördüm. Şimdi sprey boyamalarda başarı oranı bayağı azdır. Çünkü metalik ve canlı bir rengi patlatmak kolay değil. Ya siyah saçta çok iyi patlar, koyu saçlarda canlı renkler. Bir de şeyi güzel yapmışsın, yani hiç ana saçı görmedim. O güzel. Renk uyumu güzel, ben onu beğendim. Ana evet. Saçı görmüyor musun? Ana saçı görmüyorum, iyi tamamlamışlar. Her tarafı boyamış. Geçiş var en azından. Geçiş, evet. Saçı da bak, saç böyle takılır. Yani ek saçı bu şekilde kullanmışsın ve tamamlamışsın birbirinde. Makyajına ben bugün bayıldım. Eline sağlık. Çünkü saça göre uyumlu olmuş. Bazen ön plana geçebiliyor makyaj. Bu tam uyum içerisinde olmuş. Senin modelin zaten güzel, her zaman söylüyoruz. Manken, Allah yolunu açık etsin. Ellerine sağlık. Saadet? Ben makyajını renk olarak beğenmedim, cümbüş olarak. Yani rengarenkse rengarenk bu değil bence, benim görüşüm. Cümbüş mü dedin Saadet? Cümbüş. Ha cümbüş, ben gümüş anladım. Daha farklı renkler beklerdim sende böyle. Mesela ne gibi renkler? Ne bileyim, mor beklerdim. Mor var. Ha, yok daha koyu, böyle daha canlı mor beklerdim. Koyu. Yeşil beklerdim mesela, hiç yapmadın sen, yeşil daha var, sen de mavi göremedin. Var, sarı mavi var, var, pembe var. Yok yeşil görmüyorum ben orada. Ne bileyim, şu anda günlük makyaj gibi geldi bana. Günlük makyaj mı? Yani şu yanındaki pırıltılar olmasa. Yani pırıltılar olmasa günlük makyaj. Evet, çok doğru. Yani ben, şimdi, sen böyle çıkar, gerçekten böyle dışarı çıkar doğru. Mısın sen? Yanındakiler olmasa evet. Çıkarım. Niye çıkmayacak ki? Yani yanındaki yani. Şey süsler olmasa çıkarım. Şimdi yalan konuşmayalım yani. Yani bu kadar renk cümbüşü ama de çıkarım. Ama uyumlu olmamış. Hayır yani. Ama bak şöyle konuşayım. Saçla bir bütün olmuş. O ayrı bir konu. Ama rengarenk makyaj mı? Değil tabii ki. Onu söyleyeyim. Orada 6 tane renk varsa. Ya peki ben bir şey sorabilir miyim? Ya şimdi 6 tane renk olması önemli değil. Şey önemli olan bana nasıl yansıması. Bir şey sorabilir miyim? Baktığın zaman rengarenk bir makyaj görüyor musun? Görmüyorum. Gerçekten. İşte zaten onu söylüyorum ya canım. Ben görseydim. Ama bütün olarak komseti çok beğendim. Renk geçişleriniz, makyajda bir bütün olmuş. Onu beğendim. Tamam, okey. Yeter bu kadar benim. Tamam mısınız? Nasıl buldunuz? Tamamen şöyle baktığım zaman, şöyle biraz dönebilecek misin? Hani soluna doğru, evet. Yani net renk olarak sadece yeşil ve moru görüyorum. Hani ötekilerde bir netlik, bir hani bir çarpıntılık yok. Şurada pembe var yani demek ki. Çok kullanmış, tamam okey. Kullanmışsın hani, ama hepsini böyle net bir şekilde geçmemişsin. Saçım doğaçlama olduğu için geçişli yaptım. Tamam doğaçlama olduğu için geçişli yaptın ama yani geçişli yaparken bile mesela buradan koyudan başlayıp geçişe doğru saçın açabilirdin. Saçın detaylarını göremezdin ama o zaman. Efendim? Detaylarını göremezdin saçın. Ama detay... Tamam biraz sonra ben de göreceksin ama. Okay. Yani koyudan... Açığa yani koyu bu şekilde geçebilirdin. Ben çok parça parça yapmak istemedim. Bütün yaptım. Geçişli yaptım. İşte yukarıdan bak ön taraftan bakıldığında zaten bir sürü renk var. Ya ön tarafta hiçbir şey yok bir kere. Ön tarafta. Hiçbir şey yok mu? Evet hiçbir şey yok. Şu an bir şey göremiyor musun? Sadece tepede var. Tepedekini görüyorum ben. Yani şurada hani net bir renk yok. Şuraya bir net bir mor veya pembeyle patlatabilirim. Şimdi o rengi görmüyor musun sen o önündekileri? Bakın görüyorum. Renk ama net bir renk, ne renk yok o? Ondan bak. İşte ne renk olduğunu bilmiyorum. Ne renk orası? Ne renk? Ben de sana soruyorum. Beyaz bile bir renktir. Ben şu anda görmüyorum ne renk olduğunu. Ya karışmış. Şimdi kelimeyi kullanamıyorum da renk körüsü o zaman. Kelimeyi ben kelimeyi çok iyi kullanıyorum. Karışmış. Orada net bir renk yok. Göremiyorum. Okay. Makyajı nasıl buldun Pelin? Özge Hanım artık çok sıkıldım ben yorum yapmaktan. Neden? Çünkü hep soft makyaj. Yani soft bir patlayan... Mu? Ya bu modele baktığım zaman patlayan hiçbir şey yok. Sadece güzelliği. Star parça. Gerçekten. Allah, sen de mi hiçbir, göremedin renkleri? Yani makyajda bile bir şey patlar. Saçta ya toka patlar
Yani ne bileyim, yok, hiçbir şey yok. Hep şimdi soft. Konsept rengarenk makyaj olduğu zaman işte, sen ne renk kullandın merak ediyorum. Tamam, bir çarpıcı renk yok. Hiçbir şey yok. Yani hani atıyorum bir ruju patlatsaydın. Konsept çarpıcı saydı. Renk değil. Renkler ve ben 6 tane renk kullandım dudak hariç. Ya bakar mısın, elbise soft, tenis soft, soğuk tonlu zaten gitmişsin. Soğuk tonlu ruj sürmüşsün, öldürmüşsün ya, bir şey neyi yok ki. Neyi bir bakar mısın? Hiçbir şey yok. Rengarenk sen... makyaj yok yani. Pelin sıfırsın okay. Bu konuda. Bu bir, bir iki yani tamam. Gerçekten yok. Evet, puanlamaya geçebiliriz artık. Seda, son kez bir puan vermeni istiyorum sana. Çünkü bugün haftanın artık finali. Sizlerle evet. Vedalaşacağız. Son bir puan daha istiyorum senden. Kendi kuaförün ve makyözüne final gününde kaç puan veriyorsun? Kuaförüm ve makyözüme puanım... 4 ama artı 1, 5. Artı 1 nereden? Artı bir nereden? Ben makyajımı da çok beğendim. Saçımı da çok beğendim. Yani gayet renkli ve güzel hissediyorum kendimi. O yüzden puanım 5. 5. Son günde Seda 5 tam puan vererek kuaförüm sensin dedi Necati ve Seda'ya. Peki sizler acaba Necati ve Seda için kaç puan vermek isterseniz lütfen takım arkadaşınızla beraber verdiğiniz ortaklaşa kararı önünüzdeki kartlara yazın. Çocuğu yiyecekler. Aslında efendi bir çocuk. Başarılı bir çocuk ama buna izin vermeyelim bir abi olarak. Bence biz de son günde 5 verelim yani. Bir tane bana renk gösteremedi. Makyajda da rengarenk yok. Niye böyle veriyor o zaman? O onun sorunu. Yani. Sen, biz ne yazıyoruz? Bir mi yazdın? Bir yaz. Haklısın. Yok yani renk, rengarenk bir şey yok. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre... Seni lütfen bekleme odasına alalım Seda. Teşekkür ederim. Modelimizden 5 puan aldık. Mutluyuz, hak ettiğimizi düşünüyoruz. Seda bugün çok güzel bir iş çıkardı. Ben de çok güzel bir saçla onu tamamladım. Aldığımız puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Birazdan ikinci modelimizi çağıracağım fakat... programın başında bir video çektim ve ben buldum... Necati'ye yazılan notların kime ait olduğunu demişti. Ve o videoyu bizim arkadaşlarımıza ilettiğini söylemişti. Arkadaşlarımız o videoyu hazırlamışlar. İlerleyen dakikalarda artık videoyu göreceğiz bakalım. Kim bu mektupların sahibi? Ben de merak ediyorum, heyecanlıyız, birazdan göreceğiz. Ondan önce ikinci modelimiz gelsin, Demet. Ayna kapansın ve Demet kendine baksın. Hissediyorum. Tam istediğim gibi. Şunu alabilirim. Tabii onu vermeye geliyordum. Çok zaten. Teşekkür ederim. Seni şöyle yanıma alayım Demet. Peki... bugün nasıl buldun kendini? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bugün 5. günümüz. İlk 2 günde aslında aynı yoldaydık. Aslında ilk gördüğümde dedim ki aranan kan bulundu. Yani güzel uyuştuk dedim. Ama sonradan ilk 2 gün problem yaşadık. Çünkü evet. Aslında aynı yoldaydık ama iletişim kuramadık. Hı-hı. Bugün sondan 5. günümüz ve son 3 gündür... Anlaşıyoruz. Yani hakikaten biraz yeteneğim olsa... bana böyle rengarenk bir şey yap deseler, makyajda da saçta da bunu yapmak isterdim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Sizi Panayır'a gönderdim, yazın. aynen. Yani hakikaten bunu seviyorum, gerçekten seviyorum. Ve çok şanslıyım ki son 2 günden beri hep renkler çalışıyor. Ben çok renkleri seven bir insanım. Hayatım hep siyah beyaz geçtiği için hep renkleri kullanıyorum. Çok şanslıyım, herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Tebrik ediyorum, modeliniz bayağı mutlu. Çok. Fakat ben size bir şey soracağım. Benzemiyor mu bir öncekine? Tabii ki de benziyor. Desenli, desenli makyajın, mesela göz makyajı aynı. Yine aynen aynı öyle. Gözde kirpik var ve yine aynı gözde kirpik ben yok. Açıklıyorum. Mesela. Zaten sana soruyor, beni değil ki.
geliyorum. Makyajla ilgili, saçla ilgili. Hemen geliyorum. Yani bir çok çıkmam oraya ama bugün çıkacağım. Lütfen. Bakın şimdi detaya geldiğimiz zaman kiprik var burada. Kiprik taktım ve kipriği boyadım. Evet. Rengarenk yaptım. Baktığınız zaman iki tane ruj. Sizlerin yapamadığını ben burada yapıyorum, bu cesareti. İki tane farklı ruj sürdüm. Bu detayı hiçbir zaman atlamamamız lazım. Kaşları boyadım. Kırmızı var. Siyah eyeliner çektim. Buradan yani konsept... Tarz aynı. Yine alında bir sürü pullar. Tek pul tarafta yoktu. Kirpik. O zaman öyle sim mi vardı? Bir şey vardı. Yine, evet. Yine alında bir şeyler vardı yani. Şu an ben hanımefendi Panagra'yı... Yani o benzeşlik neden diye sormak istedim sadece. Yani bunu hayal ettim ben. Panagra'ya gönderdim hanımefendi. Ve biz çok üçümüz beğendik. Üçümüz de benziyoruz, evet. Aslında. İyi, peki. Tamam. Sizle başlayalım bu sefer. Nasıl, evet, buldunuz? Saçta net olarak renkleri görüyorum şu anda. Hani ben bekleme odasında beklerken baktım aslında. Sadece şu önceden yapılan boyanan saçı görüyordum. Sprey boyanın tutmadığını Ramazan Bey söylemişti. Şu anda ne var? Mor var. Moru görüyorum. Ay, dibe bir, vurmuş. Evet, Necati'nin tepeye vurması. Yeşili görüyorum. Yok, o bende görmez. Sarı geçiş yapmış orada. Moru net olarak görüyorum. Ben her şeyi görüyorum önde şu anda. Önde mavi. Öndeki maviyi de görüyorum. Sarı da işte bir geçiş yapmışsın. Uçlarda pembe, sarı. Bak net net görüyorum. Yani hiçbir birbirine geçiş olmuş ama karışmamış. Evet, Pelin nasıl buldun? Baktığım zaman renk. Gerçekten rengarenk olmuş makyaj. Ufak tefek çizim hataları falan filan olabilir. Onları çok fazla görmüyorum. Ama bu yanaktaki sarı allık, işte pembe allık çok güzel olmuş. Orada marjinal bir hava yaratmışsın. Dudağı da aynı şekilde çok beğendim. Alnındaki pigment sanırım, değil mi? Tam göremiyorum, hı-hı, buradan. Pigment de çok güzel durmuş. Orada da bir renk yakalamışsın işte. Gümüş, gold, pembe. Ya ben bütün olarak beğendim. Şöyle hayal edebilirsek akşam 6'da bir Panayır'a gidiyor. Davet, Luna Park falan var. Evet, evet. Aynen. Biliyorum Luna Park'ı. O havayı yansıtmak istedim. Yaz hani. Çok böyle severim. Tam Luna Park'lık olmuş. Bir sizin de yorumunuzu alalım, puanına geçelim. Zaten herkes söyleneni söyledi. Eğer benim saçımda renk görmüyorsa benim için bu saç renksiz. Olay bitmiştir. Ama şimdi şu saç anda renksiz diyemeyiz. Yok, sen eğer, yaptın. Hayır, kendi de bana aynısını yaptı. Benim saçımda renk görmüyorsa ben de bununla görmüyorum. Şimdi ama bu doğru bir yaklaşım, evet, mı? Doğru. Ama Ferit'in yani, yaklaşımı. O Ferit'in yaklaşımı. Aynen. Ben de onun gibi yaklaşıyorum. Benim yaklaşımı bana bırak. Sen kan kendin gibi yaklaş. Kan davasını çeviren sensin şu anda. Necati olayı. Senin... Ya bir şey söyleyeceğim. Siz neden? Neden? Senin de ama söylediğin neden? Ama neden yapıyorsun? Kendin şuradan söylüyordun bunu. Geçenlerde bana söylediğini söylüyorum. Özge Hanım. Evet. Kırmızı saç var. Kırmızı saçın avantajını kullanmış. Dipte mavi rengi görüyorum. Hiçbir bütünlük yok. Diğer türlü arkasını döndüğünde zaten aynı saçı yapmış geçenki günle. Makyaj da aynı. Başka çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Herkes söyledi zaten, söyledi. Ben şu ana kadarki çıkan modeller içinde kendince içlerinde renkler olduğunu gördüğüm için renksiz i̇şte, diyemem her iki saça yok, da. Renksiz biri daha için, renklidir, biri daha tabii farklı renklidir. Evet. O başka keşke böyle yorumlasa arkadaş. Her iki saç da renklidir keşke yani şu anda. Yorumlasa. Nasıl? Keşke böyle yorumlasa arkadaş, biraz adaletli davransa. Gözükmüyor kardeşim. Bilim adamı gelsin, gözükmüyor buradan renk. Ya of. Kim gelirse gelsin. Tam makyaj yorum yap. Makyajla aynı. Siz bile anladınız bu makyajın aynı olduğunu. Tek farklılık dudaklarda var. O kadar. Onun dışında Can'ın yapabileceği en fazla şey bu. Seda bu size çalışsın. Kırıldım. Açıkçası bana kırıldım. Yani, bana kırılma boşuna. Ben gördüğümü söylüyorum. Dünkü makyajla aynı değil. Baktığın aynı zaman tarzda. Gerçekten farklı makyajlar. Lütfen. O hiç farklı değil. Hatta bu arada yapın. Kesin kirpiği de öyle yana taktın değil mi? Bir tek hayır, böyle komple duruyor. Taktım. Şöyle. Lütfen. Şöyle lütfen duruyor göz orada. Tamamdır. Bu kadar. Yorumumuz yeterli. Peki artık puanlamaya geçebiliriz. Demet'ciğim son puanını alacağız artık senden. Bugün vedalaşacağız sizlerle. Son kez haftanın finalinde kendi kuaförüne ve makyüzüne kaç puan veriyorsun? Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz hayallerimi gerçekleştirdiğiniz için ve ben kendimi böyle görmemi sağladığınız için. Ben 5 üzerinden... 5 milyonlu 5 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Ben ve çok beğendim. Çok mutluyum. Hakikaten çok mutluyum. Zoraya ben götürürüm. Sonuçta isterseniz sizin mutluluğunuz önemli olan puanlamanızı verirken ve mutlusunuz. 5 puan. 5 tam puan veriyorsunuz. Aynen. Ve kuaförüm sensin diyorsunuz kendi takımınıza. Kuaförüm sensin. Teşekkür evet ederim. Peki sizler acaba Ferit ve Can için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen kartlarınıza yazın. Benim saçımda renk görmeyen adama ben puan verdim.
ben de aynı makyaja asla puan vermem. Benim saçımda renk gönlüsü yapacak bir şey. Okay. O zaman şey verelim, 5 verelim. 5 şans. Emin misin? Sen makyajı çok mu beğendin? Ben beğendim. Ya ben saçı beğendim ama yani... Tamam, sadece puanı ya, fark etmiyor. Ben bu oyunu bozarım. Bu oyunu boz. Bozarım ve evet. Bunu da çakarım. Evet. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre... Can eşlik etmek istiyordun. Lütfen Demet, seni bekleme odasına alalım. Can sana eşlik edecek. Modelimizden 5 puan aldık. Çünkü hak ettik. En belirgin renkleri biz vurguladık. Renkleri tane tane tam yerinde vurgulaya vurgulaya gösterdik. Ve 3. modelimiz Emine geliyor. Ayna kapansın ve Emine kendine baksın. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Yani bu kalemun görünce gülüştüm. Buyurun, arkasına da şöyle bir bakın. Beğendin mi, beğenmedin mi? Nedir mevzu şu an? Rengarenk bir gündeyiz. Saçta da makyajda da. Tabii bununla sokağa çıkmak gibi bir niyet olamaz. Ona göre değerlendir. Kendini nasıl buldun? Yani gökkuşağının 10 katı fazlasıyım. Yani her tarafımda renkler bence gayet güzel aslında. Hani sıra dışı olmuşum, farklı olmuşum. Farklılığımı ortaya koymuşum. Sade değil de rengarenk olarak bir daha farklı olmuşum bence. Ne etmişler o zaman? Güzel etmişler değil mi? Ben anlayamadım tamam. Güzel etmişler diyor. Güzel etmişler. Yani beğendi. Yani Karadeniz şivesiyle konuştuğu için. Farklı biraz, olması her evet. Zaman güzel. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Beğendim mutlu modeliniz. Mutlu ettiğimiz için mankenimizi. En önemlisi bizim için önce onun mutlu olması tabii ki bu konuda. Onu fanatik bir Fenerli olarak ben kendim Beşiktaşlıyım ama Fenerli olduğu için hani... Sonuçta modeli memnun etmek. Tabii memnun etmek lazım. İcap edebilir. O yüzden böyle bir şey kullanmak istedim ve olduğuna inanıyorum. Güzel oldu da. Aynen ben de ışıltılı renkler kullanmak istedim. Daha çarpıcı ve güzel olsun diye. Çünkü yüzü bembeyaz. Yüzüne de hiç pudra kullanmadım. Daha parlak olsun diye. Evet. İnşallah beğenilir. Peki o zaman yorumlara geçelim. Sizinle başlayalım. Nasıl buldunuz? Evet. Emeğinize sağlık öncelikle. Evet. Burada şimdi kaç renk var? Kaç renk var? 10 renk yok. Yani siz dediniz ya 10 renk var orada diye. 10 renk yapmadım. Şimdi yalan değil. Ama net olarak ne renk oldukları var. Belli. Bir mavi var. İleriye de gitse gözükür. Buradan dışarıya da çıksa o gözükür yani. Sizce gözükmesi mi önemli? Canlı olması mı önemli? Canlı rengarenk şu anda gayet önemli. İyi. Hiç dehşet olmuşsun. Muhteşem. Ben rujunu çok beğendim. Zaten bende de mor ruj istemiştim özellikle ama onun ruju böyle biraz daha koyu ve simli bir ruj sürmüşler. Ben rujunu çok sevdim özellikle. O da renkler görünüyor. Bak mesela altında mavi, pembe yani aslında makyaj da... Şunu söyle mesela olmuş. Senin saçından daha renkli duruyor. Aslında bak daha iki renk var orada. Mesela sende daha çok renk var. Ama onunki iki renk olmasına rağmen bence daha çok belli oluyor. Anlatabildim mi aradaki farkı? Anladım. Ya ben ne desem bu saçı şimdi ben çözemiyorum ki. Yani tarama da farklı. Bulursun biraz garip bir şeyler geldi. Şimdi. Taramışsındır sen şimdi bilgisayarı. Boşalt. Yok yok ben hani düşünüyorum şimdi. Bir taramaya bakıyorum, olsun. Uyuma bakıyorum, renge bakıyorum şimdi. Bir bilgisayarı boşalt da deşarj hayır, olsun. Bilgisayarı çok boşaltma değil. Yani çünkü. Necati'nin saçta renk göremedin de burada rengi nasıl gördü onu merak ediyorum ben. Şimdi adam bayağı bir renk yapmış. Onu göremeyen buraya nasıl renk yaptın onu merak... Yani çok garip bir şey oldu. Evet. Benim merak ettiğim... Şu ana kadar gördüğümüz modellerde böyle bir görüntü yok. Özellikle mi böyle bir ıslak saç gibi bir görüntü var?
Nasıl elde ediliyor bu? Nasıl elde ettim? Fazla sıktım. Bir de tarakla taradım. Tarakla tarayınca dalga verdi. Hani köpük olayı gibi. Sen o bıyık altı gülmeni yakaladım senden ben seni. Öğren. Ben senin bıyık altı gülmeni senden yakaladım. Öğren. Evet. Sizin yorumlarınız sonuç bitti mi? Sonuç olarak ben bu hacmi verebilmiş miyim? Bitti. Evet, sadece mavi görüyorum ben, o kadar. Bir renklendirme yeterli değil. Sadece maviyle bu iş olmaz. Şey, bence de yetersiz. Olmaz. Renklendirme yeterli yetersiz. Mi sence? Sence yeterli yetersiz mi? Yetersiz renklendirme. Birazdan geleceğiz sana Ferit. Makyajı nasıl buldun? Sence renk var mı burada? Ha? Renk görmüyor musun? Ben görmüyorum. Sen görüyor musun? Bir bak istersen yakında. Ben iyice bakıyorum. Bak bir bak. Gördüğüm orada mor bir renk sürmüşsün ortaya. Önlerine sarıyı koymuşsun. Tamam. Eyeliner'ın rengi bu renk. Ne? Eyeliner'ın. Bu mu senin renk abi? Eyeliner'ın rengine baksın mı? Zaten siyahtır canım. Onu geç artık. Mavi yani. Bir turkuaz bir eyeliner sürdü. Ne var? Turkuaz bir eyeliner sürdü. Ben niye sürdü. Göremiyorum? İşte göremiyorsun. Bir yakından bak ya istersen. Ya git Allah aşkına ya. Yorum bir yaparken ya işte böyle yorum boş yap, yorum tamam yapıyorsunuz. Anlıyor sadece musun? Boş yorum yapıyorsunuz. Eyeliner siyah zannediyor. Eyeliner siyah zannediyor. Sen gene başladın yine konuşuyorsun. Ekrana bak. Dinle dinle. Bir dinle. Bir bakmak ister misin? Çünkü gerçekten mavi o bir şey eyeliner. Bir kapatır mısın canım gözünü? Mavi altı var. Altta yeşil galiba. Altta yeşil var. Önlerinde gözünün önünde sarı var. Evet. En altına pembe sürmüş. Bak ne güzel renkleri söylüyorsun. Gözünün altında da yeşil var. Ama böyle renk cümbüşü yok. Yani saç nasılsa gözü de aynı yapmış evet, bence. Sen oraya bir tane fosforlu yapıştıracaksın. Saç nasılsa yapmadım. Saç mavi yeşil olduğu için ters renkleri kullandım. Ben bir renk göremedim ya. Sade geldi bana. Renklerin hepsini saydım ve renk göremedim. Bravo. Can, Ferit nasıl buldunuz? Saçta şey hoşuma gitti. Mavi patlıyor. En azından bir rengi seçip alabiliyorum. Arkada yeşili seçip alabiliyorum. Oradaki sarıyı seçip alabiliyorum. Bunlar artıları. Ama onun dışında renk yetersiz. Yani birkaç renk daha kullanmalıydı bence. Döner misin arkanı rica etsem? Yani burada yeşili kullanıyorsan çok özür dilerim. Şöyle ben geleceğim zaten. Yani burada biraz örgü yapmışsın güzel. Ne bileyim buna bir kırmızı, buna bir tane daha. Yani 3-5 renk daha evet, görmek. Evet atabilirdim değil mi? Olmaz. Doğru. Ben onları düşünmedim değil. Gayet senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Niye yapmadın? Bende beyin var. Yapsaydın. Bak paylançoya çevirme dedi beni. Ben onu görmek istiyorum çünkü. Saçta rengarenksir rengi görmek istiyorum ya. Bir niye Ferit renk. Sen yapmıştın ya alta pembe yapmıştın kapatıyordun annesi görmesin tamam. Diye. Yok bak. Yani aynı durumları... şey. Hayır rengi biz de gördüm istedik. En azından maviyi görüyorum sarıyı görüyorum yeşili görüyorum ama demiş ya palyaço gibi arkasına 2-3 renk daha olması gerekirdi. Evet, doğru. Yani diğer saça göre daha iyi ama kendi saçıma göre biraz daha eksik diye değerlendireyim. Can. Saçla makyaj renk uyumunu çok beğendim. Yani zıt renkler dedi ve gayet birbiriyle bütün olmuş. Gözünüze, göz üstüne kullandığın orange, portakal rengini göremediler. Çok güzel bir renk olmuş. Eyeliner'ı gayet çok beğendim. Dudak rengi de çok güzel. Bakın. Muhteşem evet. Ya. Bir şeyi gördüm. Gerçekten bir Kleopatra havası da gördüm. O detayları ben bilemem. Yani şeyinde makyajında... Şu göz pınarlarına sürdüğün şey de güzel ama biraz patlatabilirdin. O evet. Da yani senin heyecanına veriyor. Seda'nın nasıl iki makyajı da eridi ya. Otomatikten birazcık gidiyor ama inan benimkisi daha da renkli kalmış yani. Bir dahaki makyajlarında beni izle biraz bak ona göre daha iyi yaparsın. Necati, Seda nasıl buldunuz acaba? Çıkan üçüncü model. Üç modelde de Necati'nin saçı konuşuluyor. Demek ki başarmışım bir şeyleri. Aynen öyle. Sürekli benimkiyle kıyaslıyorlar. Sadece maviyi görüyorum ben. Mavi dışında bir renk göremiyorum ya. Arkada yaptığı şeyi çözemedim zaten. Altı yeşili çıkmış görüyor orada. Musun? Yeşili. Altı çıkmış. Yok. Sen oradan bakınca göremiyorsun. Ben de buradan bakınca yeşili ben göremiyorum. Ben bakacağım ya. Sen gelip bakmadın da bakacağım. Gel. Aa mavi de görünüyor. Hayır, sarı da görünüyor. Maviyi görüyorum. Evet. Buradan yeşil de görünüyor. Yok yeşil görünmüyor. Yani gelsin biri de baksın. Bir kere siyah yeşili kapatır. Yetersiz renkler. Biraz daha fazla kullanabilirdi. Bir renk patlaması var mı? Var. Ama yeterli renkler değil. Teşekkür ediyoruz Seda. Sen de son birkaç bir şey söyle ve... Şimdi böyle bakıldığında düz mantık. Totalde bakıldığında benim makyajımda hiçbir fark yok. Makyaj, renkli makyaj kullanıyoruz da her rengi kullanıyoruz yani. Normal bir makyaj, gelin makyajı yaparken de, günlük makyaj yaparken de renk zaten kullanıyoruz. Buraya bakıldığında sadece ben mor görüyorum. Bir de sim görüyorum. O kadar. Yani renkli makyajla alakası yok ama dudak...
çok yakışmış. Normal günlük kullanabilecek bir renk. Renk yani sonuçta. Dediğim gibi günlük makyajda da gelin makyajında da renk zaten kullanılıyor. Ama bir rengarenk bir makyaj yok. Bir saniye. Dediğim gibi totalde dümdüz bakıldığında şu an yüzümdeki makyajla hiçbir farkı yok. Gözündeki makyajla? Evet, hiçbir makyaj yok. Gözünün üstünü renk. Görüyor musun? Evet, bakıyor görüyorum. Musun? Ne renk totalde görüyorsun? Bak, totalde bakın. Ha, gerçekten bir tane dudakla şuraya bir tane uzun bir mor yapmışsın. Tamam, yanında bir de ne kırmızı var? Var o kadar. Ben tamam. Başka bir şey göremiyorum. Burada ne var? Sarı var. Altına baktım mı? Bir incele makyajımı. Ya ben renk hayır gerçekten incele bak, yoksa gerçekten şu yoktur. Şu makyajı yapıp da sen benim makyajımı eleştiremezsin. Niye? O yüzden bak, ben bu şekilde bak tarz olarak aynı ben. Var ya ben beğenmedim diye sen de beğenmiyorsun. Sen bildiğin prenses makyajı yapmışsın. Ben pembe. Kedi yapmışsın. Ben sana burada hakkını verdim. Gözüküyor mu? Ya dinlesene beni. Kedi yapmışsın. Ben senin burada puanını verdim. Hakkını verdim. Ama burada asla. Aynı makyajım var. Şimdi şöyle bir şey. Aynı makyajı benim makyajım beğenmiyor. Kendi yaptığı makyajı beğeniyor yani. Bu nasıl bir mantıktır ben bunu anlamıyorum şu anda. Aynı makyaj. Evet. Tamam. Puanlamaya geçebiliriz artık. Yorumlarımızı aldık. Emine son gündeyiz. Son kez senden bir puan vermeni isteyeceğim. Kendi kuaförüne ve makyajına final gününde puanın kaç? Kuaförüm sensin. 5. Teşekkür ediyoruz. Sensin diyor. Kendi kuaförüne ve makyajına 5 puan veriyor. Acaba sizler kaç puan vermek istersiniz? Pelin ve Emine'ye lütfen kartlarınıza yazın. Ne diyorsun? Bir tabii ki de bir puan yok. Puan asla yok. Benim makyajım eleştirip yüzümdeki makyajı aynısını yapmış. Yani adaletli bir şey istiyorlar. Ben renkleri beğendim ya. Vurgulayan tek tamam 3 ver uygundur yani. Bizimki kadar iyi değil ama şey. Buna 2 ver dedim. Mavisi gözüküyor. Haksızlık olmasın. Yok canım. Hayır, mavisi ona gözüküyor. Ona bakarsa. Bence. Mavi gözüküyor. Görmezden gelemeyiz mavi. Mavi önemli bir nokta. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre Emine seni de lütfen bekleme odasına doğru alalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Necati ve Ramazan'ın birbirleri arasında bir grup oluşturduklarını düşünüyorum. Ben de bunları gördüğüm için onların üzerine gidiyorum. Evet, artık son modele geçeceğiz birazdan. Son puanlarımızı alacağız ama burada gördüğünüz 10 bin lira nakit para ödülü kimin olacak? Hepimiz çok merak ediyoruz. İşte zaten bu son modelle beraber ve son verilen puanlarla bunu öğreniyor olacağız. O zaman dördüncü modelimiz Melek gelsin. O zaman ayna kapansın ve Melek kendine baksın. Yine mi ya? Belki arkasını beğenir. Gerçekten ben bugün mutlu olamayacağım herhalde. Yine beğenmedi. Yine beğenmedi. Ben diyorum bu kızı tamam mı? Beğenmedim. Gerçekten bu kızı ya memnun edemezsiniz. Bugün de mi? Olmadı. Bugün de olmadı. Gerçekten çok mutluydum biliyor musun? Bu defa çok güzel bir şeyin çıkacağını düşünüyordum. Ya mutlu girdim fark ettiyseniz ama yine. Neden beğenmedin? Nedir olmayan? Saçlarım yine olmamış. Ya zaten ben bu modelin bana yakışmadığını söylemiştim Ramazan Bey ama kendisi renk yakışabileceğini belirtmişti. Renk olarak zaten toplama şeklinin mi? Evet ben topuz kesinlikle hayatımda kullanmadım ve kullananları da çok yakıştırmıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü minyonlara daha çok yakışıyor. Benim zaten yüzüm yuvarlak olmadığı için hiç yakışmıyor. Kendisinden boynuz istemiştim böyle iki kulak şuradan şöyle boynuz istedim ben tatlı açık bir şey yapalım. Gotik tarzı bir şey yaratmak istedik ama yine yapmadı beni dinlemedi yine topuz yaptı ama belki dedim bir ihtimal güzel olur. Ama yine saçımın boyasıyla alakalı sanırım kırmızı da işi zorlaştırdı dediği gibi. Ve hiçbir şekilde beğenmedim saçımı.
Ramazan herhalde puan almak istemiyorsun şimdi artık. Neden insan işte bu kadar Ramazan burnunun dikine gider ki? Ama ben uyardım biraz modelinin bugün istediğini yapmaya çalışmaz. Bugün sana ben kızıyorum ya. Gotik istemiş. Niye yapmadın? Tam ona yakışan bir modeldi. İki aslında tane takacaktın. Şeytanlığını gösterecekti yine. Evet, ben istedim Allah onu. Ya. Aslında başladım. Yani bıraksana ya. Gördüm mü? Gördüm. Aslında da başlamıştım. Modelimizin yüzünü yansıtacaktın oraya. Taktım. Aşk, niye yapmadın? Ama bak sana çok kızdım işte. Hayatım. Bak bunu taktın mı tam şeytan. Ben de ona göre bir makyaj yapardım. Çıktığı zaman yine her zamanki gibi beğenmeyecek. Sana da yakışan bu derdim ya. Bana da yorum bırakmazdın. Hayır, yani. Hayır, ben şimdi. Çünkü ne yaparsak yapalım mutlu olmayacak yani. Hayır hayatım. Şimdi biz bu hafta boyayı ortaya aldık. Orada bir dengesizlik oldu. İçindeki şeytanı çıkardık. Gotiği de yaparsan. Aslında iyi oldu boyanın. Gotik de asi bir saçtır. Yani bunun anlamı da farklı. Dedim bugün patlar uysal gideyim dedim. Gitmemişiz demek ki. Neyse, renkler nasıl? Şu an saçınızı neye benzettim söyleyeyim mi? Çamura batmışsınız, çıkmışsınız. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, en kötü saç kırmızı saça bir şey yedirmektir. Tek girecek olan şey siyahtır. İşte ama hep söylüyorum o yüzden. Bu boya ve kesimler bazen böyle haftanın ortasına denk geliyor. Ama haftanın sonraki günlerinde unutmadan yapın o boyaları diyorum. Yok, kesimim hala düzeltilmedi. Garip kesimle geziyorum. Önü düzelttik, arka kesimim hala saçma sapan. Yani ya saçma sapan dediğiniz şeyi tamam mı? Birkaç yıl sonra moda olacak. Şimdi birkaç yıl sonrası benim için umurumda değil ama benim için bu yıl önemli. Ben bu yılda yaşıyorum şu an. Ya ben alırım ucunu şimdi. Olan... Siz kaldıramıyorsunuz. Rengi de kesimi de kaldıramadınız. Tamam, uyumu kaybettik sizle. Bugün patlatalım dedik, yine olmadı. Tamam. Yani tamam, sakin. Gelmeyin canım bu kadar üstümüze. Allah, hiçbir güzel üstümüze bir şey gelmiyorum. Yok ya. Eleştire açık olmam burada gerekiyor. Burada gökkuşağı gibi renkler yapmışım ben. Göremiyorum diyorsunuz ya. Diğer takımların yorumlarını alalım. Lütfen başlar mısınız yorumlarınıza? Makyajda çok kolaya kaçmış. Yeşili sürmüş, bırakmış. Şuraya güya kırmızı yapmaya çalış. Bak nasıl görüyorum. Ya, gözünün altına mor sürmüşsün. Niye mor sürüyorsun? Gözünün altına mosmor göstermiş. Ya da kendi morluğumu. Hayır, bir şey soracağım. Ben gökkuşağını bile göremiyorum. Altına nerede? Mor sürmüş, dağılmış. Yani o gözünün altına mor sürmeseydin ölü gibi olmuş. O kirpikleri takmışsın kocaman, iyice gölge yapmış. Ben istemedim kirpikleri. Maalesef yine modelimin işesine uğradım. Ben normalde bugün takmayacaktım makyajım meydana çıksın diye. İlla tak, illa tak, illa tak. Zaten dinliyoruz, böyle oluyoruz. Keşke dinlemeseydim. Bundan sonra dinlemeyeceğim kalırsam. Ama şimdi kirpikle takmasaydı. Kesinlikle dinlemeyeceğim. İyi ki kirpik takmışsın. Zaten ölü balık gibi duracaksın. İyi ki de demişsin kirpik, kirpik daha iyi bence. Makyajda hiçbir şey yok çünkü. Aynen, kirpik en azından gözlerimi ön plana çıkarır diye düşündüm ama gökkuşağı var dedi bana gözümün üstünde. Yani ben burada bir gökkuşağı göremiyorum. Sadece yeşilin tonundan başka öne çıkan bir şey göremiyorum kesinlikle. Yok, bu yeşil bir yeşil makyaj tonunun, yani. Yeşil açık ve koyu tonları sadece. Yani oradaki kırmızıyı, sarıyı bir tek ben mi görüyorum? Çok az ama. Şurada bir kırmızı var. Çok minik bir kırmızı var. Hayır, yok diyemeyiz yani. Az yani, diyebilirsiniz. Az. Bak, az diyebilirsiniz, bir şey diyemem ama yok diyemezsiniz orada. Hayır, kırmızı var, Özge sarı Hanım. Var. Bakabilir miyim? Tabii. Mavi var. Altta eflatun var. Özge Hanım çok kolay makyaj olmuş. Almış, diyemem. Sürmüş. Bak, sadece az diyebilirsiniz. Yok diyemezsiniz diyorum. İnan bana, senin kolay değil. Bak, İnan ne geçiş bana var, ne kontrast var. Ben orada geçiş var. Yaptım. Senin gibi ne öyle bir, çizgi atıp hani, bırakmadım ya. Hiç yok, hiç yok. Alakası yok, alakası yok. Hiçbir şey yapmamışsın. Biz kaşı yaptık, teni yaptık, highlighter'ı sürdük. Ne yaptın ya? Hani ne yaptın? Bronzer sürdük. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Sen ne yaptın ya? Geldi. Ya yorum yaparken makyajına bak da konuş benimle, tamam mı? Makyajımda ne var? Her şey var, her şey var. Aydınlatmadan gölgelendirmeye hepsi var. Unutmadım bunları da ama sende bir şey yok ki. Kızın gözünü bir haftadır kapatmıyorsun, mosmor. Kız bir hafta televizyona mosmor çıkıyor. Ne yapayım? Bir de estetik ameliyatı mı yapayım ben burada? Mor, ben makyözüm arkadaşım, makyöz. Estetik ameliyatçısı değilim ben. Onu sen kapat. Kim kapatacak bunu? Kim kapatacak ya? Kusurları örtensin sen. Sen kapat da göreyim hadi. Sen kapatacaksın. Kapat. Niye kapatamayayım ya? Niye kapatamayayım? 3 tane renk koydum ben onun altına kapanması için. Mos kapatsana. Mosmor. Gözünün altı mosmor. Alta inmiş. Bunu görmüyor musunuz? Yani Özge Hanım makyaj olmadığı halde anlıyor. Yani yan taraf anlamıyor ya. Abi göremiyorsanız. O zaten makyöz değil. Onu ben gözünün altı mor değil. Bir dakika, makyöz değilim ama bir şey bilgi vermek istiyorum. Bir küçük numara var gözaltı için benim bildiğim. Gözün altına bu renkli, dört renkli şeyler var ya. Pembe alt tonu kullanmanız nasıl gerekiyor. Pembe alt tonu kullanmanız gerekiyor. Evet, pembe biraz da hatta için kırmızımsı. Kırmızıya yakın bir alt yapıp üstüne normal gözaltı fondötenini
Yaptığınız zaman göz altındaki morluklar gidiyor. Benim bildiğim öyle. Ben de bilmiyorum. Makyaj değilim ama bildiğim şeyler var. Tabii ki yıllardır makyaj yapıyorum. Söylemek istedim. Özge Hanım ya sizin gördüğünüz renkleri göremiyorlar mı? Ben çözemedim. Ben saydım renkleri gördüklerimi. Ben çözemedim ama ya. Şunu söylüyorum. Az diyebilirsiniz. Aynen. Beğenirsiniz, ama beğenmezsiniz ama yok diyemezsiniz. Çünkü var. Renk var. Onu söyleyeyim. Yani ayıp yaptınız. Az gerçekten diyebilirsiniz. Ayıp. Saçı nasıl buldun Emine? Biraz önce çamur tabirini Can sen mi kullanmıştın? Evet. Herhalde önce saçı toplayıp mı yaptınız? Hayır. Ne yaptınız? Saçı toplatan içine giremezsin ki zaten. İşte şimdi onu çamur soruyorum. Değmek senin saçını daha çok benziyor. Onu şimdi söylemek hani böyle... çok sıktığın için. Yani yapma bunu ya. Saç toplu bir saç. Tamam. Döner misin modelim? Onu dönün. Bir şey demiyorum bak. Ha. Evet. Bak renkleri. Görebiliyor musun? Ombreli olmuş. Evet. Renk var. Var mı renk? Yok değil. Var. İşte biz de renklendirme yaptık. Var. Topladık. Renk var. Önemli olan renk değil miydi zaten? Nerede bugün var Thompson? Ya renk? Böyle yani affedersiniz ama kıpkırmızıydı saç. Hayır. Ya bu saçı arkadaşlar... Beğenirsiniz beğenmezsiniz o başka çok diyorum. Çok karışmış ya, birbirine. Ya kırmızı saça kolay mı zannediyorsunuz çok ya? Çok karıştırmışsın. Hayır kırmızı Ramazan saça... Ramazan Bey inanılmaz böyle alacalı bir şey olmuş. Hah, onu bilemem. Ya tabii ki şu alacalı oldu. Şu anda net olarak kırmızıyı görüyorum ben. O hani sırf kırmızıyı altta bırakmanın nedeni o mu? Yani... Ya saç iğrenç oldu ama niye oldu? Sorun bu. Yani bunu ben mi söyleyeyim arkadaş? Kırmızı saç almıyor. Saç iğrenç oldu diye bağırdı adam artık. Ya siz nasıl yorum yapıyorsunuz ya? Kırmızı saç hangisi alır? Kendin renk kabul uyumu bilmiyor yani, musunuz? Renk uyumu. Bir siyah saniye, alır bir siyah. Saniye, özür dilerim. Kendiniz kabul ettiniz mi? Ya olmadığını? Tabii ki almaz kırmızı. Ben diliyorum evet. Baştan boyadığım peki, için. Peki neden boyamadınız saçı? Nasıl boyamadım? Başka bir renge boyasaydınız daha önce. Ben nereden bileyim ben bu hafta sonuna renklendirme olacağını? Ramazan Bey kabul etti. Olmadığını, olduramadığını. Neden olmadığını da evet, anlattım. Söylediniz. Zor ama ben işti. De size daha önce çünkü 6 haftadır burada olduğunuzdan bahsettiniz. Gelebilirdi yani bunu biliyorsunuz hani. Bunu bilemezsiniz. Hayır onu demiyorum. Ondan bahsetmiyorum. 6 haftadır buradasınız. Ya kendi ipimi kendim çektim renkle. Onu söylüyorum. Yani ben bunu ben kabul ediyorum. Yani bilemezdim hafta sonuna renklendirme geleceğini. Peki Emine başka bir yorumun var mı? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Sıra bana geldi mi? Evet buyurun. Makyajla yapayım ben. Çok kısa bir yorum yapacağım. Şey makyajından çok anlamadığınız için yapabildiğiniz makyaj bu. Saygı duyuyorum. Mor da bir renktir aslında. Göz altındaki moru görüyorum. Kapatamadığı için o da bir mor olarak görünüyor gözüme. Göz üstünde yeşil var. Dudaklarda yeşil var. Bu kadar yani bir ormana dönmüş. Şimdi şunu bir düzeltelim. Sabahtan beri diyorsun ya koyu saça, onu da özellikle ben koyu saç yaptığım için vurguluyorsun. Koyu saçta sprey kapatır, yanlış bilgi, çarpı. Sarı saçta sprey boya en iyisi olur. Ondan sonrasına gelince, madem kırmızı şeyin var, nasıl kullanacağını bileceksin. Her yerini boyamak zorunda değilsin, nasıl kırmızıyı bıraktım? Bırakırsın bir yerde bir kırmızı, rengi kullanırsın. Bir kere kendini kullanırsın. Dibi de koyu moru yaparsın icabında benim. Veya mavi çok koyu bir renk kırmızıyı kapatabilir o mavi baskın sıkarsan. Onun dışında gene şöyle bir renk göremiyorum saçta. Bir ne bileyim bir maviyi göremiyorum bir yerde. Yeşili göremiyorum bir yerde net bir yerde bir şey. Bir karman çorman olmuş gibi diyorsun. Tamam başka bir şey yok. Necati nasıl buldun sen saçı? Sen de aynı fikirde misin? Öncelikle... Yoksa... Ben şunu fark ettim. Ramazan Bey'in modeli bir vermeye programlanmış gibi duruyor. Hiçbir şey vermiyor. Ben onu fark ettim. Onun dışında zaten burada en önemli hususu kendisi söylüyor. Kırmızı saçı hiçbir şekilde kapatamaz. Yani en önce zaten bunu göz önünde bulundurup yorum yapmak lazım. Zaten renk bulamacı olduğunun farkında. Çok yani renk detayları çok fazla. Hiç belli bir renk yok. Çok dağınık şekilde duruyor. Evet Sedacığım, senin de yorumunu alalım ve sonra artık son puanlamamıza geçelim. Önce şunu söylemek istiyorum. Hani renk kullanılmasından bahsediliyor. İşte hani boş makyaj, hani işte yüzü çok boş olmuş. Yok sen bir sürü şey sürmüşsün, güzel olmuş. Şu şekilde olması gerekiyor. Önce estetik diyorum. İlk önce estetik durması gerekiyor. Yani alt tonuna uygun makyaj yapılması gerekiyor. Renkleri o şekilde kullanmak gerekiyor ki solgun durmasın. Hani her yeri boyamakla o güzel makyajı olmuyor. Estetiği düşünmek gerekiyor ilk başta. Ben makyajı
tonunu çok soğuk buldum Saadet. Soğuk, yani çok soğuk duruyor. Soğuk olduğu zaman da soluk gösteriyor. Soğuk alt ton kullanıldığı zaman. Renk, evet ben orada kırmızıyı, sarıyı, yeşili net görüyorum ama göz altına o sürülmemesi gerekirdi. Çok mor duruyor, kapatılmamış gibi duruyor ama kapattığını ben fark ettim. Ama o renk oraya mor gösteriyor. Yüzde bir tık açık olmuş kendi vücudundan. Ama kirpiği çok güzel takmışsın. Güzel duruyor. Tebrik ederim kirpik konusunda. Güzel duruyor. Onun dışında söyleyebilecek başka bir şeyim yok Saadet. Peki. Artık puanlamamıza geçebiliriz. Sevgili Melek, son puan sana kaldı. Bugün haftanın finalinde son kez bir puan vermen gerekiyor. Kaç puan verirsin kendi kuaförüne ve makyajına? Bir. Bir. Evet. Sevgili Ramazan ve Saadet, son günde de modeliniz size bir puan uygun gördü. Peki sizler acaba Ramazan ve Saadet için kaç puan uygun görüyorsunuz? Lütfen takım arkadaşınızla beraber ortaklaşa verdiğiniz kararı yazın. İki iyidir. İki. Bence de hak ettiği de bu. Saç berbat. Makyaj da aynı şekilde. Bir. Ben saça vermiyorum. Sen de makyajın kirpikten dolayı. Kirpiğine veriyorum Mehmet'im. Evet, bütün puanlarımızı aldığımıza göre Melek seni de bekleme odasına doğru alalım lütfen. Ben zaten yaptığım saçtan da mutlu değildim. Bizim enerjimiz düştü. Çünkü konsept gereği genelde hafta içi boya renklendirme olmuyordu. Bu bizim kendi ipimizi çekmemin nedeni oldu. Renklendirmede zaten kırmızının üzerine bir renk seçimi yapamazdık. Ben yaptığım saçı da beğenmedim. Toparlamayı da beğenmedim. Bütün arkadaşlarım da zaten eksi puan verdiğine inanıyorum. Evet hanımefendiler, beyefendiler, artık en kritik, en heyecanlı ana gelmiş bulunmaktayız. Bütün haftanın en heyecanlı anı. Neden? Çünkü bugün final günü. Çünkü bugün bütün hafta boyunca alınan puanlar toplanacak. Biraz önce verilen puanlarla birleşecek ve bakalım en yüksek puanı alıp şurada gördüğünüz nakit 10.000 lira para ödülünün sahibi hangi takım olacak ya da en düşük puanı alıp aramızdan ayrılacak, bize veda etmek zorunda olacak takım hangisi olacak? Birazdan bunları öğreneceğiz. Ama ondan önce programın başında bahsettiğimiz videoya geldi sıra. Necati ne düşünüyorsun? Bugün artık beşinci gün, aynen. Beş gün boyunca masada küçük küçük notlar, minik minik şiirler buldun. Heyecanlı. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Daha evvel başına böyle bir şey geldi mi? Sana isimsiz notlar geldi mi hiç? Mesajlar oluyordu da not olmuyor. Tabii değil mi? Modern çağda mesaj oluyor, ne notu? Doğal olarak. Bugünkü şiir oralarda bir yerdeyse bir daha okur musun bize? Burada. Ne demişti? Ay çok güzeldi. Güneşle ilgili. En sonuncusunu zaten düştüm ben en sonuncusu. Kıvırcık en son hak ettiğin değeri buldun. Sen, güneş doğmasa da olur, senin ışığın yeter. Yani inanılmaz. Ve diyor ki Ferit ben buldum. Bu notları ben yazan kişiyi demiştim. Buldum ve videosunu çektim. Ve videoyu ben verdim ekibe diyor. Ekibimle görüştüm, konuştum. Video hazır. İsterseniz daha fazla merak etmeyelim. Bakalım bu notları bırakan kimmiş? Ben de merak ediyorum. İnanmıyorum ya. Ben... Şaka. Hiç aklınıza gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Olay çok yanlış anlaştı. Bir dakika. Bunu açıklık getireceğiz. Bir dakika. Böyle yakalarım adamı. Bir de sağ sola bakmaz mı? Ben... Bir dakika, can... sakın durun. Bende sıra. Hayırdır inşallah. Ya bir hata can, yapmış olabilirim. Bir dakika ama... bir dakika şöyle bir açıklık getirelim. Ya sen burada bayağı yazıyorsun. Ferit seni çekmiş. Sen burada bayağı yazıyorsun.
Oraya bırakıyorsun notu. Ama bu not Necati'ye değil Seda'ya. Yani biz bütün hafta boyunca Necati üstüne alındı ama bütün notlar Seda'ya, doğru mu? Ya kalbimden koptu ama olmaması gereken bir şeydi. Benim için çok üzücü bir durum. Yani çok rencide oldum ama aşkın tarifi yoktur herhalde. Keşke daha açık açık isminle yazsaydın. Yani zaten şu an düşündüm de candan başkasından beklenmez böyle hayal gücü. Necati'cim, yani tabii şöyle bir şey de var. Şu an büyük hayal kırıklığına uğradın yani. Sana olmadığı için o notlar ama Seda, bütün notlar sana çıktı. Evet, fark ettim. Seda. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz utandım galiba. ama Can, teşekkür ederim bu bütün notlar için. Duygularım bana karşı biraz farklı sanırım. Değişti artık. Ama üzgünüm. Son günden sonra değiliz. Yani bu benim için çok kimsenin bilmemesi gerekti. Ben bunu 1-2 yıl yapabilirdim böyle. 2 yıl. Yani... Ne yaşıyorsa artık içinde. 2 yıl niye bunu yaşıyorsun? Yani git açıl. De ki böyle yaşıyorum. Böyle arkadaşım, ben seni çok sevdim. Gel, çünkü tut elinden, git. Açıklayamadım, utandım. Anlıyorum yani seni Can. Senin için buraya erken geldim, uyumadım. Yani burada 1 saat bekledim içeriye kimse girmesin diye ama maalesef en yakınımdan yedim darbeyi. Bir gün o da yer umarım darbeyi. Ben merak etme, önce darbeyi sen vurdun. Ben düello yaparken Ramazan Ramazan diyor bağırıyordun. Son notumu alabilir miyim? Sen nereden anladın da geldin çektin Ferit? Ben bir tuhaflık hissediyordum Özge Hanım. Yani Can hiç böyle bir şey yapamaz. Ben bulacağım dedim ya. Gece uyuyamadım sabaha kadar ya. Düşünüyorum. Ya diyorum bunu kim yapmış olabilir? Düşünüyorum, modellerin gözlerinin içine bakıyorum. Yani hiçbirinden Necati'ye karşı öyle bir şey alamıyorum. Allah Allah, ne olur Can'ın hareketlerine baktım sonra. Bu hafta sürekli şeye... Bir şeyler söylüyorsun. Yani evet, ben de bir ilişkilenmedim de Seda'dan yardım alıyor. Seda'ya iltifat evet, ediyor. Evet, ben hani, de merak etmiştim. Hatta ben ilişkilendim bu işten bile dedim şurada otururken. Hepsinin cevabını bulmuş olduk. Ya bir gün dedim ki ters açı yapayım dedim. Değiştireyim ya. Ya bu mesajlar Seda'yaysa dedim. Can falan birleştirdim. Baktım kulisten erken çıkıyor. Hayır, bir de görüntüler itibariyle gördüğüm kadarıyla biz daha içeride hazırlanırken daha buraların... Şuraya baktım, o gidiyor. Açılmamış. Bu tarafa. Nereden çektin? Koltuğun arkasına saklandım. Baktım o tarafa geliyor. Şu açık aradan geldim, girdim. Sedacığım, burada bir emek var yalnız. Fark ettim. Şimdi bana bir cevap hakkı doğuyor galiba. Tabii ki. Bu kadar şeye. Can, öncelikle çok kibarsın. Gerçekten hoşuma gitti. Fakat bu güzel duygularına bende bir karşılık yok maalesef. O yüzden bunu sana vermek istiyorum. Kalsın ya yine de. Peki kalsın bende o zaman, hatıra olarak saklayayım ama dediğim gibi duygularına bende bir karşılık yok maalesef. Artık işimize bakalım. Bırak bu kağıt oyunlarını bilmem neleri de işimize bakalım. Yarışmaya geldik biz buraya. Necati'nin hayalleri suya düştü. Bu hafta da kısmetim bulamadım. Hiç durmadan yakın çekin burayı, yakın çekin burayı diyor ya Can. Yakın çekin Can'ı. Gözyaşları akarken şöyle. Ay, özür dilerim ama. Bakma Seda. Bakma Seda, otur. Peki, bakmıyorum Can. Ben devam edebilir miyim? Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Nasıl olsa karşılığı da yokmuş Can'cığım. Artık biz, var mı soğuk su? Yoksa tamam. Sonra bir tane ikram ederiz biz sana. Yapacak bir şey yok artık yani çünkü. Tamam, biz devam edelim. Az önce de bahsettiğim gibi şurada duran 10 bin lira nakit para ödülünün sahibinin hangi takım olacağını az sonra öğreniyor olacağız. Çünkü bütün puanları aldık. Şimdi onları toplayacağız. Hafta boyunca alınan puanlarla birleştireceğiz. Bakalım kim en yüksek puanı almış olacak ve kim en düşük puanı alarak bize veda eden takım olacak. Bunu birazdan göreceğiz. Biz puanları toplarken bizi heyecanla bekleyin. Az sonra sizlerleyiz. Bugün alınan puanlarda bir takım 49 puanla ikinci olurken diğer takım 4 puan farkla 53 puanla birinci oldu. Birinci olup burada duran 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olan takım sizi nakit para ödülünüzü almak üzere yanıma davet ediyorum. Kuaförüm sensin. Hanımlar, beyler, şu an puan tablosu elimde ve bu haftanın son puan tablosu. Artık her şeyin belli olduğu tablo bu. Bugün
Toplamda gün içinde 5 puan alarak hafta boyunca topladığı puanlarla beraber 39 puanla sonuncu olup bizlere maalesef veda etmek zorunda olan bir takım var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bize 39 puanla veda edecek olan takım. Ramazan ve saadet. Hay Allah. Şöyle alabilir miyim sizi? Kaç hafta oldu sevgili seyirciler? Kaç hafta? Şu program başladı başlayalı. 6 haftadır buradalar. En uzun bu yarışmada kalmayı başarmış olan takım Ramazan ve saadet. Evvela bu yüzden sizi kutluyorum. Çok güzel bir çiftsiniz bir kere. Teşekkür ederim. Geçen günde 14. yılınızı kutladık. Sizi tanımaktan çok büyük keyif aldım. Önce ben sizi dinleyeyim. Ben de o kadar alıştım ki yani ne diyeceğimi bilemiyorum. 6 haftadır beraberiz. Yani dün gibi buradan girişimiz, o heyecanımız, bu anı, atmosferi görmek gerçekten... siz bir gizli bir meleksiniz. Yani aa, burada gerçekten çok değerli bir sunucusunuz, sanatçısınız. Müziksiz hiç saç taramamıştım. Burada taradım, onu bile yaptınız. Gezmeniz bize ilham verdi, burada dolaşmanız bile. Teşekkür ederim. Güzel şeyler çıktıysa sizin sayenizde. Ve bir de arka taraf, ekranı bizim gördüğümüz evet, ama ekranın görmediği. Ben onlara kocaman çok teşekkürlerimi sunuyorum. En altına, en üstüne kadar. Hak ediyorlar kesinlikle, yani, sonuna kadar hak ediyorlar. Yani bitmez onlara sevgimiz, çok alıştık, bir aile olduk. Artık kendi salonuma gittiği zaman çalışırken bile her taraf kamera ve yönetmen var zannediyorum. Tamam mı? Yani o kadar oldum. Alıştım. Müthiş bir şey. Sevgili arkadaşlarım da kalbine kırdıysam, eğer bir kusurumuz olduysa bir yarışma. Tabii kırıyor, üzüyoruz, sinirleniyoruz, agresif oluyoruz. Çok güzel bir okul, çok güzel bir yarışma. Ben Show TV'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz kuaförlere değer verdiği için, bu tür platformlarda gerçekten bizleri çıkarıp yarıştırdığı için. Yani çok teşekkür ediyorum onlara da. Başka o kadar çok var ki teşekkür edilecek. Yani duygular anlatılmaz yaşanır aslında. Pek ağlamayı sevmem. Çünkü Tatar Ramazan'ım. Ah. Çünkü burada her şey oldum. Abiniz oldum. Babanız oldum. Patronunuz oldum. Paşa, paşa bile oldum. Paşa bile oldum. Çok güzel şeyler oldum. Ama önemli olan insan olmak, insan kalabilmek, güzel olmak. Çünkü bir sanatçıyız. Biz de sanatçı olarak görüyoruz. Zanaatkarız aslında. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Saadet, senden de dinleyelim. Çok duygulandın. Ben çok üzülüyorum gideceğimi. Sizden ayrılacağım. Aa, çok üzülüyorum. Dediğim gibi gerçekten harika bir çiftsiniz. Çok tatlısınız. Birlikte gerçekten bir bütünsünüz. İyi ki bir araya gelmişsiniz bundan 14 yıl önce. İyi ki bu yarışmaya başvurmuşsunuz ve gelmişsiniz. Ve gerçekten 6 hafta boyunca bizlerle ciddi bir başarı. Bir kere sahibi olabildiğiniz belki ödülün ama 6 hafta boyunca burada kalabilmeyi başardınız her şeyden evvel. O yüzden size ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel işler de çıkardınız. Tatsız oldu zaman, talihsiz oldu. Kötü işler de çıktı bazen. Herkesin başına gelebiliyor. Evet. Ama sizi gerçekten iyi ki tanıdık. Ben İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi yalnız bırakmayın. Arada tekrar gelin. İnşallah. Antalya'da. Ziyaretimize de gelin. Ben sadece arka taraftaki emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Size tabii zaten eşim yaptı ama arka tarafta gerçekten çok büyük emek var. Çok büyük. Gerçekten. Çok büyük. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Ediyorlardır mutlaka. İnşallah. Arkadaşlarınızla vedalaşabilirsiniz. Alışmıştık aslında. Kavga ediyorduk falan ama... Seviyorum sizi. Daha güzel inşallah şeylere gidersin. Abi kendi çok iyi bak. Sağ olun. Ay ya Ramazan kızım. Abi. Hakkında da ben. Ay ben ne yapacağım sensiz? Seviyorum abimi. Can. Dikkat et kendine. Bayrağı taşıyayım bakalım.
Helal et. Yeni tanıştık ama. Evet. Çok hakkınız helal. Yeni tanıştık ama başarılar diliyorum gerçekten. Çok sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Kusura bakmayın kalbimizi kırdıysak. Yolunuz gerçekten açık olsun. Çok sağ olun. Biz gidelim mi? Hayır lütfen. Gitmeyelim mi? Program bitene kadar bize eşlik etmeye devam edin rica ediyorum. Birazcık daha sizleri görelim. Bugün elendik. Her şeyin bir sonu var. Ben elenmekten ziyade bir rekor kırdık. Bu rekor kırılacak mı merakla bekleyeceğiz. 6 hafta gibi uzun bir süre kalmak, bu platformda, bu konseptte yarışmak gerçekten çok zor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu ön tarafta izlediğinizin arka tarafı da var. Gerçekten çok büyük bir emek var arkada. Hepsinin hakkını helal etmesini istiyorum. Ve gerçekten buradan üzülerek ayrılıyorum. Hakikaten ben de çok üzüldüm çünkü 6 haftadır beraberiz ve artık her geldiğinde burada masada günaydın günaydın derken programa başlamadan önce bir göz arayacak. Tabii ki arayacak. Benim için öyle olacak yani. Evet devam ediyorum. Haftanın finalinde... Enteresan. Bugün içinde 11 puan alıp... Haftanın üçüncüsü olan bir takım var. 46 puan olmuş toplamda. Bütün hafta boyunca aldığı puanların toplamı 46 olup... Bu haftanın finalinde üçüncü olan takım... Emine Pelin, üçüncü geldiniz. Üçüncü bitiriyorsunuz bu haftayı. Üçtür yani. Demek ki uğurlu sayınız çok herhalde. Çok üçleyen oldu mu böyle bizim gibi? Efendim? Bizim gibi üçleyen oldu mu? Bu kadar olmamış yani. İki oldu, sonra bir oldu, dört oldu, bir şey oldu. Yani üçlü olmadı değil mi? Evet. Bizde iki olmuştu ilk hafta. Evet. İki gitmiştik. Hepsi iki mi olmuştu? Evet, evet. Şey haftanın finalde mi ikiydi? Hatta günün sonunda, haftanın sonunda iki bitirmiştik. Tamam, varmış. Bir tane daha varmış. Tabii bu kadar hafta geçince insan unutabiliyor. Ama herhalde bir tane de siz varsınızdır yani. Bir üçüncü yok yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü hep aynı giden zor. Ama bu da bir istikrar. Ben size ne dedim? Eğer üçüncü olursanız en azından yarışmada kalıyorsunuz demektir. Evet. Öyle de oldu. Olsun. İnşallah haftaya. Önümüzdeki haftaya. Daha hızlı olacağız. Daha iyi hazırlanacağız. Daha tutunacaksınız gibi. Aynen. Bomba gibi İki geleceğiz haftaya. Göreceğiz. Göreceğiz. Bayanın gücü. Bu hafta haftanın üçüncüsü olduk. Hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diğer takımlar bizi rakip gördükleri için düşük puan verdiler. Peki. Bugün... Bugün alınan puanlarda... Her iki takım da... 12 puan alarak günün birincisi olmuşlar aslında. Ama... Bütün haftanın toplamında bir takım 49 puanla ikinci olurken diğer takım 4 puan farkla 53 puanla birinci oldu. 53 puanla haftanın finalinde birinci olup burada duran 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olan takım... Necati ve Seda. Tebrik ediyorum sizi. Siz de 49 puanla haftanın ikincisi oldunuz ama günün birinciliğini birlikte paylaşıyorsunuz aslında. Ufak bir farkla 4 puan farkla ikinci oldunuz. Siz de 4 puan farkla 53 puanla haftanın birincisi oldunuz. Sizi nakit para ödülünüzü almak üzere yanıma davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Geçen haftanın birincisi de sizsiniz. Evet. İki hafta üst üste birinci olan tek takımsınız. Tebrik ediyorum. Güle güle kullanın. Peki ben yine aynı soruyu soracağım tabii. Bu hafta da aldınız. Nasıl harcamak istiyorsun? Ben aynı şekilde devam. Eğitimi çok seviyorum. Yeniliğe çok açığım. Yine eğitimde eğitimler pahalı mı? Pahalı. Çünkü bölüştüğünüzü düşünürsek size 10 bin lira. Size 10 bin lira para kalıyor. Yani
O zaman 10 bin lira civarlarında mı? Tabii tabii. Yani Ramazan Bey daha tecrübeli bu konuda. Yüksek. Pahalı. Yani, tabii ki. Geleceğe yatırım her şeyden önemli. Evet. Kesinlikle. Önünde çok uzun yol var. Aynen. Yani gerçekten bu yaşta, bu yaşımda burada bulunduğum, tecrübe edindiğim için, arkadaşlarımı, abilerimi tanıdığım için çok mutluyum. İki hafta üst üste kazanmanın ayrı bir mutluluğu var. Yani burada gerçekten bir şeyi ispatlamış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü kesinlikle bir yaşın önemi yoktur. Önemli olan insanın içindeki meslek aşkı ve onu yansıtabilmesi, iş aşkı, tecrübesi, yeteneği, bunların hepsi bir bütün olduğunda zaten kendiliğinden geliyor. Gerisi. Harika. Sen nasıl harcamak istersin Seda? Ben yine fırça almak istiyorum kendime çünkü... Ama Seda fırçalar o kadar pahalı değildir. Başka bir şey daha yap. Özgün Hanım, profesyonel fırçaların fiyatları biraz daha yüksek. Çok fazla fırça kullanımı gerekiyor makyajlarda. Detay önemli çünkü. Ne kadar kaliteli ürün, aynen, o kadar uzun kesinlikle uzunmuş. Gerçekten böyle. Ben yine o şekilde harcamak istiyorum. Bir de Necati'ye katılıyorum. Hani burada bize herkes şey dedi, işte tecrübesiz dedi. Hani 3 senedir makyöz olmamı söylediler. Beni küçük gördüler bu konuda, işim konusunda. Necati'yi de yaşıyla vurmaya çalıştılar. Ama biz burada geldiğimizden beri kendimizi gösterdik diye düşünüyorum. 3 hafta oldu. Bu 3. haftamızı bitirdik. 2 kere birinci, 1 kere ikinci olduk. Başarımızı gösterdik gerçekten diye düşünüyorum. Gerçekten başarılı bir konum. İkinizi de tekrar tebrik ediyorum. Güle güle harcayın. Sağlıkla harcamak kısmet olsun. Sizi yerinize alıyorum. Bundan sonraki başarılarınızın da devam etmesini diliyorum. Ferit ve Can, çok küçük bir puan farkıyla, aslında 4 puan gibi, bütün haftanın toplamına baktığımızda 4 puan gibi küçük bir farkla ikinci oldunuz. Kutlarım, kutlarım. Puan tablosuna göre hafta boyunca alınan toplam puanlarda Necati ve Seda 53 puan, Ferit ve Can 49 puan, Emina ve Pelin 46 puan, Ramazan ve Saadet 39 puan aldılar. Bugün haftanın birincisi olduk. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum sonuna kadar. Geçen hafta da haftanın birincisiydik. Biz en başında gelirken söylemiştik. Biz stüdyoya geldiğimizde herkes bir bir gidecek demiştik. Ramazan Beyler, Güven Beyler, Evrim Hanımlar hepsi gitti. Biz kaldık. Bundan sonraki haftalarda bu şekilde devam edecek. Bu hafta ikinci olduk. Geçen hafta da ikinci olduk. Hakkımız tabii ki yeniyor. İzleyenler görüyor. Ya bu ikincilikten de önemli, üçüncülükten de, her şeyden daha önemlisi benim için şahsım adına en değerli şey, bir kere bile güzel olan işime bu iş güzeldi, tebrik ederim denmesi benim için çok değerli. Ama bunu söylemiyorlar. O yüzden hakkım zaten bu kelimeyi telaffuz etmedikleri için baştan yeniyor. Yapacak bir şey yok. Ben bugün çok üzgünüm gitmekle. Arkadaşlarından, o atmosferden ayrılmak gerçekten çok zor. İnsan kurumsallaşıyor, alışıyor. Kendi salonuna ne yapacağımı da bilmiyorum artık. Birçok yarışmaya girdim, birçok derecelerim oldu. Ama bu farklı bir konseptti, farklı bir formattı. Müthiş bir şeydi. İnsanların karşısında saç yapmak çok yaptığım bir şey. Ama halkın karşısında bu heyecanı yaşamak, bu duyguyu yaşamak müthiş bir şey. Ramazan ve Saadet kesinlikle hak ettiler. Hiç güzel makyaj çıkartamadılar bence. Aynı şekilde saçta. Ramazan Beyler bugün haftanın sonuncusu oldu. Gitmelerine gerçekten çok üzüldüm. Hak ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü modellerinde çok fazla bir uyumsuzluk içerisine girdiler. Ve yeni gelen yarışmacıyla Ferit Beylerin aralarında kurdukları koalisyondan dolayı Ramazan Beylerin gittiğini düşünüyorum. Hepinizi burada yarışmaya kalan ve yarışmaya devam etmeye hak kazanan takımların hepsini tebrik ediyorum. Ramazan, Saadet, sizleri gerçekten çok özleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel anlarla ayrılıyoruz. Önemli olan bu. Güzel izler bıraktık. Evet. Sevdik, sevildik. Yarıştık, kırdık, kırıldık. Herkese teşekkür ediyorum. Ara sıra bizi unutmayın. Gelin lütfen ziyaretimize, sette sizi bekliyor olacağız. Sevgili güzel modeller, 5 gün boyunca bu takımlara eşlik ettiniz. Lütfen sizleri de böyle alayım. Sizleri de lütfen sahneye alayım. Teşekkür ediyoruz bize 5 gün boyunca eşlik ettiğiniz için. Efendim, bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta bakalım nasıl bir takım bizlere eşlik etmeye başlayacak. Ne kadar süre bizim yarışmamızda barınabilmeyi başaracak. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl modeller bizim takımlarımıza 5 gün boyunca eşlik edecekler. Hepsini önümüzdeki hafta Pazartesi günü göreceğiz ve güzel bir haftayı yine beraber bitiriyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Harika bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Saçına da yap, makyaja da.
Şapkamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kurbanlarım sensin, sensin. Kuaförüm sensin. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Bakalım yeni haftanın yeni yarışmacıları kim? Uğur Yıldız ve Dilek Öz geliyor. Yarışmaya neden katıldınız? Kazanmaya geldim, devirmeye geldim. Evet. Biz en iyisiyiz. Kim gelirse eler eler göndeririz. Elek gibiyiz. Hangi model size eşlik edecek bakalım? Sana hediyemi getireceğim. Avusturya'daydım. Ve orada kraliyet ailesinin davetlisi olarak bir heykeltıraş sergisine gittim. Evet. Ve oradan da size bir hediye almak istedim. Ve bu hediyeyi size vermek istiyorum. Vaktini almazsan lütfen benim için açar mısın? Merak ettim ne var ben acaba? O zamana kadar makyajımı yapayım. Evet. Biz ne yapacaksın anlatır mısın? Şelale. Tamam. Yaptın mı daha önce? Şelale. Yok duymadım. Atmasyon olunca duymuyorum ben. Adım adım. Hepsini öğreteceğim. Beklediğim, istediğim saç modeli olmuş. Benim saçımı açamazsın. Ben nasıl gerekeni açacağım? Yaparım. Açtım, açacağım. Ben senin saçına dokunuyor muyum? Ben senin saçına dokunuyor muyum? Ben öyle görmek istiyorum. Ferit Bey. Başka bir şey bilmiyorsun sadelikten başka. Açayım mı? Açamazsın. Açayım mı? Niye açamıyorum ki? Açayım da dalga elleme görsünler. Elleme diye söylüyor. Açayım da bir dalga görsünler. Şimdi saçımı çok beğendim. Şimdi yaptığın makyaj o kadar hafif ki. Ama modele ağır gelmiş. Ben buranın en iyi makyaj sanatçısı olarak... sizin yorumunuzu zaten kabul etmiyorum. Bir sıkıntı yok. Gece makyajında siyah yapılır ve hala bu makyajı eleştiriyoruz, o makyajı eleştiriyoruz. Yaptığımız hiçbir şey yok. Gece makyajı nedir? Bu mudur? Kötünün iyisi. Burası sizin salonunuz değil. Salonunuzda dokunmuyorsunuz. Burası senin de değil. Burada? Burası senin de değil. Burada senin bir arkadaş. Senin mi burası? 8 puanla haftanın ilk gününde birinci olan takım. Puanlar da çok yakın birbirine. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Sensin, sensin, kuaförüm sensin. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin.